Başlıyoruz. Hoş geldiniz efendim. Merhabalar. Tekrardan şöyle girişimizi yapmış olalım. Peki demiş ki Deniz Katel tanıdık geldi. 5 sene önce sizin sayenizde YÖKDİL Sosyal'den 78 aldınız. Süper. Tamam güzel. Şimdi 5 sene önceki puan güzel bir puan ama sınav bazlı bakmamız lazım sevgili hocam. Dikkatinize, bilginize. Hocam notum 35 C grubuna geç kaldım. D grubundan başlayayım mı? Bence bu artık sizin tercihiniz arkadaşlar. Bizim burada sizden istediğimiz puan şu. 50 puan üstü istiyoruz. Zaten görmüşsünüzdür arkadaşlar. Bizde gruplarımız seviye seviye. A grubu var 0-30. C grubu, B grubu var 35-45 arası. D grubu var 50 puan üstü. Koç grubu var 60 puan üstü. Yani böyle belli bir aralıklarla sizden ya da öğrencilerimizden bir puan aralığı talep ediyoruz ki daha sağlıklı olsun. Yoksa herkesi bir gruba, bir sınıf almak çok da sağlıklı değil. Ha bunun muhasebesini bence siz kendiniz yapın. Yani benim işte seviyem 40 ama acaba D grubunu yapabilir miyim? Evet ben yapabilirim derseniz siz bilirsiniz. Ama bizim mümkün merdi hocam. Amacımız sizin doğru grup seçmenizi sağlayabilmek. O yüzden Yusuf ya bu konuda kendi kararınızı kendiniz verirsiniz daha mantıklı olur. Çünkü yani kişi kendini daha iyi tanır. Ya ben bunu yapabilirim herhalde. Ben bunu gerçekleştirebilirim. Programım on sonra müsait. Zamanım var derseniz siz bilirsiniz. Arkadaşlar bu grubumuz 23 Ekim'e kadar devam edecek ama YÖKDİL sınavına kadar gerek fen olsun, gerek sosyal olsun, gerek sağlık olsun sevgili arkadaşlar. Şimdi onlar ortak olduğu için biz zaten burada ortak konuları çalışmış olacağız. YÖKDİL sınavına kadar siz hazır olmuş olacaksınız. Hiçbir sıkıntı olmayacak. Tamam mı? Hani hocam yetişir mi, yetişmez mi diye hiçbir telaşa girmeyiniz. 28 Ağustos yanılmıyorsam değil mi? Hemen bakayım Ağustos'un 28'i. Evet 28 Ağustos YÖKDİL'e kadar arkadaşlar bizim programımız hazır olacak. Çünkü kelimeler ortak, gramerler ortak sevgili arkadaşlar. Ya yani oldu bağlacı sosyalde de eramen, sağlıkta da eramen, fende de eramen, YDS'de de eramen. Tek farkı birinde vitamin, birinde Fransız devrimi, birinde de yıldızlar soruluyor. Baktığımızda böyle kullanmak lazım. Peki, aslında sosyal ağırlıklı diyebiliriz ama hani fendeki konular da burada olacaktır sevgili dostlar. Şimdi biz mesela fenle ilgili konularda burada göreceğiz. Çünkü adı üstünde YDS hepsini kapsadığı için ya bir gün mesela biz yağmur ormanlarıyla ilgili bir okuma yapabiliriz. Al sana fen. Bir gün işte sağlıkla ilgili bir program yapabiliriz ya da işte okuma yapabiliriz. Yani o YDS hepsini kapsadığı için biz aslında ara ara ne yapıyoruz? Fen, sağlık, sosyalde görmüş oluyoruz sevgili arkadaşlar. Peki hemen bakalım hocam. 2020'de 66 aldınız. Bu gruba da son dakika yeni başladığını fark ederek girdiniz. Tamamdır. Zaten kaynaklı programdan tabii bahsedeceğim birazdan. Yani kaynaklar nelerdir, program nelerdir, günlük çalışma nasıl olacaktır? Hepsine teker teker bakacağız sevgili arkadaşlar. Peki, şimdi arkadaşlar, şimdi 5 yıl önce almış olduğunuz 72 puan bugünkü durumu nasıl bilemiyorum. Şimdi şöyle düşünmeniz lazım. Şimdi 50 puan üstü öğrenciden size ne beklenebilir? Bana bir söyler misiniz? Hani YDS'den 50 puan almış bir kişi olarak sizce ne olmalı? Neler eksiktir onlara bir bakmak lazım. Ya bence şöyle bir bakmak lazım. Ya şu an kaç puan aldınız değil arkadaşlar. Bir, 50 puan üstü almış bir öğrencinin gramer olarak bir sıkıntısı yoktur. Nasıl sıkıntısı yoktur? Yani şöyle present perfect'in ne olduğunu biliyordur. Bağlaçta olduğunun ne olduğunu biliyordur. Efendime söyleyeyim işte because'in ne olduğunu biliyordur. Yani gramerde öyle aman aman ciddi bir sıkıntı yoktur. Ha eksik yerler vardır ama onlar da doldurulabilir yerlerdir arkadaşlar. Biraz kendisini tanımasıyla alakalıdır. Yani mesela tensleri yapamıyorum diyordur. Ama tensleri nerede yapamıyordur? Şurada yapamıyordur sevgili hocam. Ben tensleri on soru biliyorum ama çözemiyorum. İşte orada çözümü yapamadığını bilmiyordur. Yani bunun bir farkına varması lazım. Gramerde sıkıntı yoktur. Ha kelime. Hocam kelime çok eksik midir? Hayır. Ve süper tam %100 müdür? Hayır. O da değil. Yani iki arada bir derecedir arkadaşlar. Şöyle arkadaşlarımız da var. Mesela kelimesi çok iyi öğrencimizin. Çok iyi kelime biliyor.
ama soruda çözemiyor. Sebep, yani o kelimeyi soruda hiç görmemiş ki, hiç soru çözmemiş. Yani böyle arkadaşlarımız da var aramızda. Hocam benim kelimem çok iyi. Bana söyleyin işte important deyin. Ben 5 tane eş anlam getireyim. Ya da işte bana artmak kelimesini söyle. Hocam 10 tane artmak kelimesinin eş anlamını takır takır söyleyeyim. Ama hocam soruya geldiğimde yanlış yapıyorum. Bunun mantığı şu işte bak. Böyle arkadaşlarımız aramızda vardır. Hocam sen, tamam mı, bilgiyi almışsın, o çok güzel, ama bilgiyi işlemiyorsun. İşlemeyince ne olacak? O almış olduğun bilgi paslanacak. Yani şuna biraz benzeteyim. Sen güzel bir yemek için malzemeleri almışsın. Hepsi çok güzel malzemeler, hepsi taze malzemeler. Ama gelip mutfak tezgahına koymuşsun. Yemek yapmamışsın. Ne oldu? Artık yemek olmadı. Peki ne oldu? Belli bir aşamadan sonra oradaki malzemeler de çürüyecek. Yani almış olduğun en baştaki taptaze yepyeni malzemeler belli bir aşamadan sonra çürümeye dönecek. Bu da öyle bir şey. Yani kelimeyi almışsındır, çalışmışsındır ama bunu soruya kanalize etmediğinde, soruyla bunu pekiştirmediğinde ne oluyor? Ya bu kadar kelime biliyorum diyorsun ama yapamıyorum. Böyle olunca da bırakıyorsun. Bir 3 ay, 5 ay, ondan sonra bir yıl geçtikten sonra diyorsun ki ya ben bu kelimeleri ne kadar çok unutmuşum diyorsun. Bu gramerde de böyle arkadaşlar. Okumada da böyle, soru çözümünde de böyle karşımıza geliyor. Bundan dolayı yani kendinizi bu aşamada bence tanıyın. Sanırım bu anlatmış olduğum, ondan sonra yani öğrenci tiplerinden birisiniz siz. Ama ortak sıkıntı şu, D grubunda tabii ki. Yani okuma ve soru çözümüne biraz daha yoğunlaşmak gerekiyor sevgili arkadaşlar. Peki şimdi gelelim ders 1'de, hemen dokümanı getirdik. Hocam aramızda ilk defa katılanlar bir ben der mi? Bakın şu sağ üst tarafta bir anket var arkadaşlar. Bir ben der misiniz? Hemen bir ankete tıklar mısınız? İlk defa katılanlar. Hocam ben sizin kursunuzu ilk defa alıyorum. Daha önce hiçbir şekilde işte Akındil'in bir şubesine gitmedim ya da online ders almadım diyenler. Bunlar hem misafir arkadaşlarımız da katılabilir. İlk defa online ders alanlar. İlk defa bizimle tanışanlar. Tamam, arkadaşlarımız burada. Bu arkadaşlarımıza hemen şöyle bir yönerge verelim. Şimdi daha önceden gelen arkadaşlarımız var. Hocam ben sistemi biliyorum diyen arkadaşlarımız var. Onlardan biraz arkadaşlar zaman istiyorum. Yani yeni gelen arkadaşlarımızla da sistemi biraz tanıtmak babında şöyle biraz giriş yapalım. Derslere nasıl giriş sağlayacağız? Çok basit hocam. Ben şöyle yapıyorum. 7. sınıfta nete girdik mi? Girdiniz. Ben de öyle yapıyorum. Altta bir link var arkadaşlar. Bakın bugünkü dersin linkini gördünüz mü? Bugün grupta işte 2022 ne demiş? İşte 6'sında başlıyor. Henüz başlamadı demiş. Tamam mı hocam? Bu belli bir saatten sonra, işte 5'ten sonra orada derse gir diyor. Buraya tıklıyorsunuz, direkt giriyorsunuz. Şu an mesela girin 7.net'e. Burası aktiftir arkadaşlar. Derse gir bölümü orada direkt yeşile dönmüştür. Buraya giriyorsunuz. Sonra Adobe Connect bölümüne yönlendiriyor. Orada size verilen, ondan sonra şifre ve mail adresinizle giriyorsunuz. Derse girdiniz. Hiçbir sıkıntı yok sevgili hocam. Peki. Derse girmek aslında çok basit. Yani yds.net'e girdiniz. Aşağıdaki dersleri seçiyorsunuz. Ama bakın dikkat. Bazen şöyle bir sıkıntı oluyor. Gidip mesela öğrenci grup A'nın dersine giriyor. Ya diyor ki hocam ben derse giremiyorum. Ya kardeşim sen D grubunun öğrencisisin. Yani A'nın dersine giremezsin. Ondan dolayı burada doğru seçimde yapmak önemli. Ya da A grubunun öğrencisi D grubuna girmeye çalışıyor. Hocam diyor derse gireceğim. Ya kardeşim tamam da burada D var, A var. Bazen mesela burada 4 tane ders var. Hangi derse gireceğimize bakmamız lazım sevgili arkadaşlar. Yani sadece bir yere tıklayıp bütün derslere giremiyoruz. Peki D grubu kimler içindir sevgili dostlar? Konuştuk az önce ama yine de yazalım. Hocam daha önce, tamam mı, sınavlardan bilhassa YDS'den 50 puan üstü alan adaylar için uygundur. Çünkü buradası biraz da orta seviye olduğu için daha az anlatım, daha çok soru çözümü, daha çok okuma, daha çok cümle çevirisi olacaktır. Peki dersleri nasıl işleyeceğiz? Şöyle ki arkadaşlar, kelimeyle başlayacağız, tamam mı? Kelimeyle başladık. Sonra hazır kalıplar var, onlara bakacağız. Sonra gramer anlatımına bakacağız. Çok sıkmadan, öyle çok detaylara inmeden okuma çeviri çok yapacağız. Sonra sınava yönelik soru çözümlerine bakacağız. Bunların bir kısmı çıkmış, bir kısmı özgün olarak karşımıza gelecektir. Böyle edeceğiz. Yani biz mümkün mertebe her gün kelime çalışacağız elimizden geldiğince. Sonra varsa hazır kalıplara bakacağız. Bununla ilgili alışmalara bakacağız. Gramere bakacağız. Ki grameri ilk 10 derste bitirmeyi planlıyorum arkadaşlar. En fazla
12'ni derse sarkar. Sonra okuma çeviriye bakacağız. Her ders mümkün mertebe yapacağız. Sonra sınav yönelik soru çözümlerine bakacağız. Bu nasıl olacaktır? İşte gramer anlatımından sonra ona yönelik soru çözümleri. Sonra işte soru türlerine geçtiğimizde soru türlerine yönelik soru çözümleri ele alınacaktır sevgili arkadaşlar. Peki. Ya hocam şimdi ekranda sorular on sıra. Yani sorum var benim. Ekranda takıldığım yerler var hocam. Şimdi ben buna nasıl katılabilirim? Yani neymiş? Soruların cevabını nasıl vereceğiz? Aklımıza takılan soruları nasıl soracağız? Arkadaşlar bakın. Şurada sağ tarafta bir anket var. Gördünüz mü? Bakın. A, B, C, D, E diyelim sevgili arkadaşlar. Hemen şöyle ne yapacağız? Herkes bir Adana'yı bir tıklar mı? Herkes bir Adana'yı tıklasın sevgili dostlar. Ya bakın burada bir soru varmış mesela. İşte yine D grubunu bakın. 2020'den alınmış bir görüntü. Yani cevap anahtarına Adana'ya tıklayın güzel. Peki herkes şimdi C ve E'yi tıklar mı? Alt tarafa yazmanıza gerek yok. Sadece tıklamanız yeterli olur. Sorulara cevap verme babında. A, B, C, D, E. Bakın cevap verdiniz. Bakın herkes tertemiz. Bitti bu kadar. Yani sorulara cevap bu kadar basit. Ya hocam ben size Ceyhan yapacaktım ama yanlışlıkla Denizli'ye tıkladım. Ne oldu? E hocam Denizli değil de Ceyhan'a tıkla. Otomatikman ne olacak? Cevabın Ceyhan'a dönüşecek. Yani sen orada hemen Ceyhan'dan Denizli'ye, Denizli'den Ceyhan'a tıklayabilirsin. Sıkıntı olmaz sevgili hocam. Peki alt tarafa arkadaşlar bir deneme yazar mısınız? Alt tarafa da sevgili dostlar sorularınızı sorabilirsiniz ama konuyla alakalı. Yani sizden ricam şu. Biz mesela kelime çalışıyorsak kelimeyle ilgili bir anlatım istiyorum. Yani konu dışı soruları çok fazla almıyoruz. Zaten onun için ders sonunda bir 10 dakikalık zamanımız var. O ders sonunda soru cevap şeklinde konuşuyoruz sevgili arkadaşlar. Yani şöyle bir şey düşünmeyin. Acaba sorumun cevabını bugün alabilecek miyim? Evet. Ders sonunda 5'er dakikalık, 10'ar dakikalık arkadaşlar bölümlerle herkesin sorusuna mümkün mertebe cevap vermeye çalışıyorum. Ama ders arasında mümkün mertebe bunları cevaplandırmıyorum. Niye derseniz hem dersin ahengi hem de konunun dağılmaması açısından bunları dersin sonuna bırakıyoruz sevgili arkadaşlar. Mesela işte örnek şu an biz kelime çalışıyoruz ya hocam kitaplar nerede? Kitapların nerede olduğuna dair onu mesela nasıl yapabiliriz? Nerede olduğunu onu sonra nereden öğrenebiliriz? Onları ders sonunda konuşuyoruz sevgili arkadaşlar. Peki aslında bu kadar aslında yani bu çok zor bir şey değil. Yani aktif olacağınız yer bu. Biraz ne yapacaksınız? Mouse'a tıklayacaksınız. Bir de elimizi kağıt kalem olup önemli yerleri not almanız gerekecek sevgili arkadaşlar. Peki kaçırdığım ders olabilir mi? Tabii ki olabilir hocam. Sıkıntı olmaz. Evet bu ilk dersimiz bugün sevgili hocam. Şimdi kaçırdığınız dersi nasıl telafi edebilirsiniz? Dersler kaydı altına alındığı için hocam. Derse katılmasanız bile daha sonrasında sınırsız bir şekilde ne yapabilirsiniz? Bunu izleyebilirsiniz. Hiçbir şekilde süre sınırlaması yok sevgili arkadaşlar. Dikkatinize, bilginize. Peki ders bitti. Ne zaman sisteme yüklenmiş olur? Ders bitti ya sevgili dostlar. Biz bir gün sonra bunun video formatını yapıyoruz. Yani Adobe değil de video formatını yapıyoruz. Daha pratik olduğu için bir gün sonra video formatı muhtemelen işte öğleden sonra 2'ye 3'e kadar en geç zamanı söylüyorum hocam. Mümkün mertebe hani aksi bir durum olmadığı sürece Adobe'dan kaynaklı bir sıkıntı olmadığı sürece ya bir gün sonrasında en geç 2'de 3'te elimizde olur sistemi yüklemiş oluruz. Peki hocam sisteme bilgisayardan giremiyorum. Telefondan ses sorunu yaşıyorum. Bir hemen yardımcı olsunlar. Fatma arkadaşımıza bir yardımcı olur musunuz? Ya da bir hemen 7 sentral alır mısınız Fatma? Arkadaşlarım size yardımcı olsunlar. Peki geldik hocam başka ne var? Hangi kaynaklar gönderilecektir? Zaten bakmışsınızdır değil mi arkadaşlar? Alım yaptığınızda yani o D grubunun altında hangi kitaplar var görmüşsünüzdür. 40 Advanced Test kitabı var gönderildi size ya da gönderilecek. Modül kitabı var arkadaşlar yine gönderildi ya da gönderilecektir. Sevgili dostlar tam gelmeyen arkadaşlarımız olabilir. Ama şu an ondan sonra biz peyderpey çoğunu çıkardık. Sonra Reading Rainbow Exclusive kitabını göndereceğiz. Sevgili arkadaşlar YDS soru bankası ve bunlarla ilgili posterleri göndermiş olacağız ya da gönderdik diyebiliriz. Peki dedik ve geldik alt tarafa. Hocam bakalım ne varmış alt tarafta. Takıldığınız sorular olabilir, cümleler olabilir. Ne yapıyoruz hocam? Takıldığınız bir konu olabilir. Evet, her zaman ders yok biliyorsunuz. Her zaman ders yapma imkanı da yok. Ne yapıyoruz? YDS'e giriyorsunuz sevgili dostlar. Orada online ek dersler var.
Oradaki videolarla, oradaki hocam video dersler var arkadaşlar. Onlarla bunu destekleyebilirsiniz. 100 saate kadar video ders var. Yani toplamına baktığımızda 100 saat, 120 saatte ek ders var. Yani toplam 220 saatlik sevgili arkadaşlar bir bölüm var. Ayrıca takıldığınız yerler olduğunuzda sevgili dostlar benimle paylaşabilirsiniz. Biz bir Telegram grubu kuruyoruz. Telegram grubunda ben de varım. Sonra orada diğer arkadaşlarımız da var. Yeni senden arkadaşlarımız da var. Herhangi bir durum olduğunda beni etiketliyorsunuz sevgili arkadaşlar. Onlar size yardımcı oluyor. Kitapları dershaneden alamazsınız çünkü kitapları yeni senet gönderdiği için herhangi bir şube size yardımcı olamaz. Peki, şimdi sistemde bir sıkıntı yaşadın, teknik destek gerekir ki bizim de sıkıntılarımız oluyor. Bu da doğal nasıl oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Mesela biz Adobe Connect'i kullanıyoruz ya. Adobe Connect bazen kendi kendine güncelleme yapıyor. Ya benim bile kullanıcı adımı adam devre dışı bırakıyor. Tekrardan girmek gerekiyor. Öyle girift bir ne derler sistem bu Adobe. Ondan dolayı yani bazen teknik desteğe ihtiyacınız olabilir. Bu konuda hocam info@ydsnet.com'a mail atarsanız sevinirim. Ama mail atarken de arkadaşlar mümkün mertebe yaşadığınız sıkıntının bir de ekran fotoğrafını çekip gönderirseniz hani var işte bu bilgisayarlarda falan işte ekran alıntısı aracı var. Onu hemen kullanıp atarsanız daha yardımcı, daha hızlı olur. Ya da mesai saatleri içerisinde şu numarayı ararsanız ki bu numarayı hocam isterseniz not alın. 7 senetin notu arkadaşlar. Bu numarayı aradığınızda takıldığınız bir durum olduğunda arkadaşlarım sizlere yardım edecekler sevgili arkadaşlar. Ama bazen yani meşgul çalabilir. Çünkü görüşmeler orada böyle 2 dakika 3 dakika değil sevgili dostlar. Orada görüşmeler bazen böyle 15-20 dakika olanlar falan var. Ondan dolayı hani bazen ulaşamayabilirsiniz. Mail atmak daha sağlıklı olarak karşımıza gelecektir. Tabii o evet Berkay o sıkıntı yok. Geldik hocam bir alta bakalım burada var mıydı sıkıntı. Tamamdır bunu hallettik. Destek bölümünü hallettik. Şimdi ders esnasında ekran görüntüsü alabilir misiniz? Evet alabilirsiniz. Ya da dosya ekranda görünmesini yapmak gerekiyor. Hocam bak ders esnasında ekran görüntüsünü alabilirsiniz. Hiç sıkıntı yok. Hatta yazıcım varsa sağ üst tarafta yer alan yazır butonu var. Oraya tıklarsanız ekran görüntüsünün çıktısını da alabilirsiniz. Ama bu biraz zahmetli bir iş olur. Gerek yok. Ama ekran alıntısı aracını kullanarak direkt ekran görüntüsünü alabilirsiniz. Sonra ders esnasında dosya görünmüyor. Bunun sebebini söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi dersimiz 19.30'da başlıyor ya. Şimdi biz dosyaları daha erken yüklüyoruz. Örnek işte 18.20'de yükledik dosyaları, sistemi açtık. Şimdi 19.29'da gelen bir arkadaşımız sisteme yeni geldiğinde o dosyaların boyutu büyük olacağından dolayı senin ekrana düşmüyor. O yüzden mümkün mertebe derse 45 dakika önce giriş yapın arkadaşlar. Girişinizi yapın tamam mı? Sonra kenara koyun. Ders saati geldiğinizde işiniz varsa işinizle ilgilenin. Sonra ders saati geldiğinizde bilgisayarın başına geçebilirsiniz. Yani şöyle bir şey yok. Ekranı açtım, derse girdim. Hemen ondan sonra işte başına ayrılmayacağım diye bir hisse girmeyin. Açın hocam, sesini de kısın, kenarda dursun. İşiniz bitince, ders saati gelince başlayabilirsiniz. Ha, dosya görünmüyorsa şöyle yazabilirsiniz hocam. Ekran diyebilirsiniz tamam mı? Altta ekran yazın. Ben orada ekran ondan sonra grubunu hocam yazarım. Yani ekran yazarsanız ben tamam demek ki öğrencimizin ekran sıkıntısı var. Yine sıkıntı olursa hocam bir çık tekrar gir yaparak dersten tekrar giriş yapıp o dosyayı görebilirsiniz. Çünkü yani çıkış yapıp tekrar giriş yaptığınızda bir nevi tekrardan giriş yaptığınız için dosya sizin bilgisayarınıza tekrardan yükleniyor. Daha sağlıklı olacak sevgili arkadaşlar. Telegram grubu için biz size mail atacağız arkadaşlar. SMS atacağız. Perşembe günü ya da Cuma günü kurduktan sonra sizlere arkadaşlar SMS atacağız. Siz oradan giriş yapabilirsiniz. Hocam C grubunda 100 link vardı. D grubu için öneriniz var mı? Ona gelelim birazdan hocam. Onlara konuşuruz, bakarız. Ve kayıtları ne zamana kadar izleyebilirsiniz? Sınav ne zaman? 23 Ekim değil mi arkadaşlar? Bakın YDS'den bahsediyoruz. Çünkü bu grubun ders saatleri, dersleri 23 Ekim'e kadar. 23 Ekim'e kadar izleyebilirsiniz. Sınırsız bir şekilde. 23 Ekim'de sistem kapanır sevgili dostlar. Hemen onu da söylemek istiyorum. Peki hocam biz ne izleyebiliriz? Az önce konuşmuştuk. Online ek dersleri izleyebilirsiniz. Video dersleri izleyebilirsiniz. Oradaki çözümleri izleyebilirsiniz. Aynı zamanda Ahmet Hoca'nın daha önce yapmış olduğu bir dev grubu var. Yani bizim seviyemize yakın bir grup. O grubun da kayıtlarını izleyebilirsiniz. Bu da size ekstradan
açmış olduğumuz, size vermiş olduğumuz bir grup sevgili arkadaşlar. Peki, sistem bu kadar aslında. O kadar çok da girift bir sistem değil. Sadece sizden istediğimiz şey düzenli katılım sevgili arkadaşlar. Düzenli bir tekrar ve eksiklerimiz nerede onlara yönelik çalışmalar yapmak. Tabii faydalı olur hocam, hem burayı hem de Ahmet Hoca'yı izlemeniz faydalı olur çünkü farklı ondan sonra kaynakları kullandığımız için farklı tarzlarımız olduğu için tabii ki izlemenizde fayda olur. Mesela ben daha çok işte bir 10-12 ders gramer altyapısını halledip sonra işte arada hazır kalıplar verip daha çok soru çözüp okuma yapmayı planlıyorum. Mesela Ahmet Hoca arada böyle referanslara girer. Arada mesela işte paraf çözer. O yüzden farklı olduğu için çok faydasını göreceksiniz sevgili arkadaşlar. Peki geldik. Ders molaların ne zaman, mola ne kadar? Hocam mola 10 dakika. Bak biz derse girdik. Kaç? 19.30. Kaçta biter? 20.30. Bu bazen 20-25 de olur. Bazen 20-35 de olabilir. Yani 5 dakika. Önce 5 dakika, sonra olabilir. Ara verdik mi? Verdik. Kaç dakika? 10 dakika. Bazen 11 dakika değişir. Ne oldu? 20-40'da derse başladık. 21-30'a kadar işledik mi dersimizi? İşledik. Güzel. İkinci dersi bitirmiş olduk. Sonra 10 dakika ara verdik. 21-40'dan 22-40 kadar ne yapıyoruz? Dersimizi yapıp 3. oturumu da bitirmiş oluyoruz sevgili dostlar. Peki ben ders esnasında sizleri görmüyorum. Yani bu hani başka şey platformlar var ya, Zoom gibi. Onun gibi değil hocam. Siz izin vermediğiniz sürece herhangi bir şekilde biz ne sizi görebiliriz ne de sizi duyabiliriz. Öyle bir durum var. Hiçbir şekilde yani izniniz olmadan biz size dahil olamıyoruz. Siz izin vereceksiniz ki zaten yani burada öyle bir durum da olmaz. Nereden iletişim kuracağımız zaten alt tarafta belli olduğu için, soru ve yorumlarda yazacağınız için herhangi bir şekilde işte mikrofona çayım şudur budur o daha uzun olduğu için biz onları çok fazla tercih etmiyoruz sevgili arkadaşlar. Peki hemen gelelim hocam, günlük çalışma nasıl olabilir? Hocam bak, şimdi günlük çalışma burada çok önemli arkadaşlar. Buradaki en büyük önemli unsur şu: İstikrar sevgili arkadaşlar. İstikrarlı çalışınca aslında belli bir aşamadan sonra çok ama çok daha rahat olduğunu göreceksiniz. Şimdi gün içerisinde çalışmalarımızı tek bir alana sabitlemeyelim. Yani sadece kelime çalışmayalım. Sadece gramer çalışmayalım. Sadece okuma yapmayalım sevgili arkadaşlar. Ha şöyle diyebilirsiniz hocam, ya benim gramerde sıkıntım yok. Ne yapayım yani, yine çalışayım mı? Şöyle, gramerde sıkıntınız yoksa o zaman gramerle ilgili soru çözün hocam. Bağlaçla sıkıntı yok. Bağla sorusu çöz. Çöz. Ya da hocam benim kelime sıkıntım yok. Var mı senin kelime sıkıntın? Ama kelime çalışmaktansa, yani kelime listelerle çalışmaktansa ne yapman lazım? Kelime sorusu çözmen lazım. Yani bir şekilde bunları çalışmaya entegre etmek lazım. Hocam benim okuma sıkıntım yok. Onu zaten diyen yoktur burada muhtemelen. Okuma sıkıntımız olduğu için buradayız. Hocam ondan sonra ne yapayım? Yine hocam okumanı yap tabii ki. Düzenli okumanı yap. Burada ne yapmamız lazım? Tek bir alana sabitleyemeyelim sevgili arkadaşlar. Vaktimiz varsa dersleri tekrardan izleyebilirsiniz. Yani takıldığım bir yer olabilir hocam. Ha ben burada bunu ondan sonra görmüştüm. Ben bunu bir not alayım. Ondan sonra burada bunu düşünmüştük. Evet bu böyleymiş deyip. Hani vaktiniz varsa dersleri tekrardan izleyebilirsiniz. Takıldığınız noktaları not alabilirsiniz. Ama hocam ya ben ders izledim, hiç takıldığım bir nokta yok derseniz o zaman hiç gerek yok. O zaman ne yapabilirsiniz hocam? İlerleyebilirsiniz. Hiç önemli değil. Peki başka? Eldeki ders kitaplarından, evet, derste işlenen ya da ödev verilen kelime listeleri tüm alışmaları yapılarak çalışılır. Yani kelime çalışması böyle olacaktır. Size ders kitabı verdik ya, modül kitap. Orada hocam derste işlenen ya da ödev verilen kelime listeleri tüm alışmaları yapılarak çalışılır. Göreceksiniz zaten orada kitaplar geldiğinde, şu an olanlar zaten var, sıkıntı yok. Ama olmayanlar için görecek. Sonra yapmak lazım, belli aralıklarla o güne kadar işlenen kelime listelerinin baştan sona kadar tekrar yapılabilir. Yani işte haftada bir tekrar yapılabilir. Örnek veriyorum. Biz de pazartesi, çarşamba iki tane kelime listesi tablosu yaptık. Ne yapacaksınız sevgili dostlar? İşte örnek cuma günü ben bunları bir tekrar edeyim deyip orada haftada bir onları bir tekrar etmekte fayda var arkadaşlar. Ya da işte iki haftada bir tekrar edebilirsiniz. Sonra bilmediğiniz kelime olabilir. Evet. Ne yapıyoruz? Kesinlikle kelime defterine yazıyoruz. Gün içerisinde birkaç kez göz gezdirelim. Ya yani bu neydi, bu ne değildir falan diye bakacağız. Ha
Sonra burası çok önemli bakın hocam. Kelime öğrenilmesi uzun ve sabır gerektiren bir durumdur. Bu yüzden bir kelimeyi böyle 4-5 defa gördükten sonra bile ya bu neydi? Bunun anlamı böyle dilimin ucunda diyebilirsiniz. Önemli olan burada kelimeye not alıp bunu cümle ya da metin içerisinde görebilmektir. İşte burada okuma devreye giriyor ya. Okuma burada çok önemli. Yani bazen dilin ucuna geliyor diyorsun ki ya bu neydi? Kardeşim bunu onun sonra işte unuttum aslında bunu çok gördüm dediğin yerler olabilir. İşte orada biraz daha okuma ve cümle içerisinde görürsen daha rahat olacaktır. İlk başlarda sanki okuyorum ama bir türlü öğrenemiyorum hissine kapalısınız. Kelime öyledir. İnsan şöyle ister. Kelime çalıştım ya artık bunu unutmayayım. Yok hocam öyle bir şey yok. Ya da çalışıyorsunuz diyorsun ki hocam okuyorum. Çalışıyorum ama bir türlü kelime öğrenemiyorum. Hayır hocam öyle bir şey yok. Öyle bir hisse kapılabilirsiniz ama bilinç altınızda o kelime yavaş yavaş size gelir. Yavaş yavaş sizi hocam olma esir alır. Siz onu öğrenirsiniz. Burada sabır ve istikrar önemlidir sevgili arkadaşlar. Tamam mı? Bu bizim için çok ama çok önemlidir. Yani keşke şöyle olsa. Bir kelimeyi bir defa görüp bunu öğrenebilsek. Keşke böyle olsa ama maalesef böyle bir ondan sonra durum bizlerde hocam hiç kimse de mevcut değil sevgili dostlar. O yüzden biz burada ne yapacağız? Kelime öğrenme bakın kelime ezberleme değil. Şimdi kelime ezberleme şöyle olur. Örnek veriyorum. Cumartesi günü sınavınız vardır. Cumartesi günkü sınava hocam kelimeleri ezberlerseniz cumartesi günkü sınavı kurtarırsınız. Dersiniz ki hocam ben o zaman arkadaşlar 3 gün çalışayım. 3 gün kelimeleri ezberleyeyim. O gün geldiğimde halledeyim. Onda sıkıntı yok ama şimdi bizim sınavımız ta 23 Ekim'e kadar olduğu için bizi ezber kısa vadede kurtarır. Uzun vadede tam tersi bizim sıkıntımız olur. Bize faydadan ziyade zarar olur. Senin çalışma şevkini ondan sonra isteğini tamamen kırar. Çalışıyorsun saatlerce kelime ezberlemeye çalışıyorsun ama olmuyor diyorsun ya bu kadar çalışıyorum niye olmuyor? İşte bir anda oradaki motivasyon dağılıyor ama yanlış bir çalışma tarzı. Mesela arkadaşlarımız var mı aramızda? Hemen bir ben der misiniz? Hocam ben mesela şöyle çalışırım diyenler var. Kelimeyi alıyorum. İşte kağıda yazıyorum. İşte örnek enhance kelimesi. Arkasına artmak, artırmak diyorum. İşte bunu bir tane işte ne yapıyorum? İşte atıyorum bir şişeye ya da bir yere koyuyorum. İşte çekiyorum işte enhance ne demek işte artırmak. Koydum kenara biliyorsam evet bildiğim yer. Bilmiyorsam böyle. Bak bu tamam güzel bir kelime çalışması ama senin için yeterli değil. Sınav için yeterli değil sevgili hocam. Bak sınav için yeterli olan bir kelime çalışması değil sevgili arkadaşlar. Bakın yapan arkadaşlarımız var. Faydasını görmüşsünüzdür ama sınav için gördünüz mü? Bugün Esengül yazmış. Hocam böyle bir şey yaptınız değil mi? Bayağı da zaman harcadınız. Çünkü düşünsene hocam kağıdı kesiyorsun. Efendime söyleyeyim ona yönelik kağıt alıyorsun. Sonra teker teker yazıyorsun. Arkasına yazıyorsun ondan sonra. Değil mi? Ondan sonra bunu görüyorsun. Ha, ilk başta o mu hocam ondan sonra? Hocam ben 35 aldım işe yaradı sanki. Ama sıfırdan 35 aldınız ya bence çok işe yaramamış. Bu kadar zahmetli işe 35 çok da işe yaramamış sevgili hocam. Yani bak bu tamam tamamen kötü bir yöntem demiyorum ama zahmetli ve seni sonuca doğrudan ulaştıracak bir yöntem değil. Yapman gereken unsur şu. Tamam bunu yapabilirsin. Sen yine İstersen yap. Ama bunu cümle içerisinde, bunu metin içerisinde görmek önemli. Yani şimdi sen cümle içerisinde görmedikten sonra bazen havada kalır. Ne yapmamız lazım? Hocam burada bol okuma yapmamız lazım. Bakın ezber yöntemimiz diye bir şey yok. Alperen yazmış ezber yöntemi. Bak ne dedin? Ezber değil hocam. Kelime öğrenimi önemli. Kelimeyi ezberlediniz. Ondan sonra ne yaptınız? İşte bir hafta sonra sınava girdiniz, geçtiniz. Ama önümüzde ta Ekim'e kadar bir zaman olduğu için ezber yöntemi diye bir şey yok. Biz ne yapıyoruz? Okumayla bu kelimeleri peyderpey, sabırla, istikrarla ne yapıyoruz? Öğreniyoruz, okuyoruz sevgili arkadaşlar. Peki gramer çalışmasına gelelim hocam. Grameri bize bırakın. Gramerde sıkıntı yok arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımız gramere çok takılıyor. Diyor ki hocam gramerim çok kötü o yüzden sınavlara geçemiyorum. Hiç alakası yok arkadaşlar. Gramer konuları ne yaptık? Biz sınıfta işledik mi işledik. Çalıştık beraber çalışacağız zaten. Sonra mümkünse ödev yapma aşamasına geçmeden, bak bir kere ödev yapacağız ama buna geçmeden önce YDS.net'te çalışma odasına girdiniz. Orada gramer bölümüne girdiniz ya, gramer bölümünde isterseniz çalışabilirsiniz. Ha bu size kalmış ama. Ya hocam mesela ben zamanları biliyorum. Bir daha izleyeyim mi? Ya hocam bildiğim bir şey bir daha izlemene gerek yok ki. Geç, oku geç. Ne yapıyoruz?
gramer çalışırken sınıfta işlenen konulardan ileriki konulara kesinlikle geçilmemelidir. Yani niye biliyor musunuz? Mesela biz tenslerdeyiz, öğrenci mesela bağlaçlara çalışıyor. Yani bir dur ya, bunu bir halledelim. Elimizde ne var bizim şu an? Yani tensör, onlara bakmak lazım. Çünkü sınavda hangi konunun ne sıklıkla karşımda çıkacağını ya da ne derece önemli olduğunu öğrenci bilemeyebilir. Örnek verelim. Gerund infinitive diye bir konu var. Bilmeyen der, ben der mi? Gerund infinitive konusu var. Bir ben der misiniz? Mesela sınavda arkadaşlar gerund infinitive ya bir tane gelir ya da gelmez. Tamam, gelme ihtimali de çok düşük. Yani %49 gelir, %51 ondan sonra gelmez sevgili arkadaşlar. Şimdi öğrenci mesela Gerund Infinitive'e kendi çalışıyor ya, o kadar yorucu bir konu ki tamamen ezbere bağlı. Orada listeler var. İşte hangi kelimeden sonra verb pence gelir, hangi kelimeden sonra to verb biri geliyor. Mesela öğrenci buna çalışıyor. Diyor ki hocam ben çok çalıştım. Ya tamam da çalışmana gerek yok ki. Sınavda karşına gelmiyor. Ya gelirse, ya hocam gelen şeyleri zaten biz sizleri çalıştırıyoruz. Yani siz şöyle bir algıya asla girmeyeceksiniz. Ya bu konu neydi demeyeceksiniz, tamam mı? Hatta şunu söyleyeyim. Bu kelime neydi demeyeceksiniz sınavda. Yani öyle yoğun bir kelime çalışması, okuma çalışması yapacağız ki sevgili arkadaşlar. Ya bu kelime neydi diyeceğiniz sınav olmayacak. Ha öyle sorular da var ama öyle ayda, yılda, 3-5 senede olan sınavlarda geliyor arkadaşlar. Onun dışında mümkün mertebe. Biz orada sadece şuna bakacağız. Biz acaba bunu çalışıp da öğrenci ne kadar çok tekrar etti, ne kadar çok bunu ondan sonra puana dönüştürmek için soru çözdü, onlara yoğunlaşmamız gerekiyor. Peki gramer çalışması lütfen kelime okuma çalışmasının önüne geçilmemelidir. Yani bazı arkadaşlarımız sadece gramer çalışıyor, sadece gramere yoğunlaşıyor. Hocam bu yanlış. Çünkü gramer bizi sınavda kurtarmaz. Ha gramer önemlidir ama tek başına yeterli değildir. Gramer için acele etmeyin hocam. Konuları soru çözerek pekiştirebiliriz. Yani şimdi aramızda bağlaç konusunu bilmeyen bir ben der mi? Bak bilmeyen. Yani şöyle olduğunun ne olduğunu bilmeyen. Bir cause'un ne olduğunu bilmeyen. İşte if'in ne olduğunu bilmeyen bir ben der mi? Tamamdır. Bakın çok az arkadaşlarımız var. Hocam bu aslında ya bak sen bunu biliyorsun ama başarısızsın. Bunun sebebi ne biliyor musun? Bunun sebebi bak şu. Soru çözmediğinden dolayı. Yani burada şöyle söyleyeyim. Bağlaçların böyle baştan sona kadar ne olduğunu, ne aldığını, ne almadığını, fonksiyonunu soracağım bir sürü arkadaşımız vardır. Desem ki hocam bu nedir? Hepsine doğru cevap alacağım arkadaşlarımız vardır. Ama o arkadaşlarımızın eksiği şudur. Bilgiyi almıştır, bağlacı çalışmıştır ama soru çözmemiştir. Böyle arkadaşlarımız var mı? Hocam ben bağlaçların hepsini çok iyi biliyorum. Olduğu cümle alır erağmen demektir. Because cümle alır erağmen, the için demektir. İşte annesi medikçe madıkça demektir. Ama ben bağlacısına da yapamıyorum diyen arkadaşlarımızın en tek sebebi şu. Yeteri kadar soru çözmediğinden dolayıdır. Ya da ya hocam konuları biliyorum ama sınav bir türlü yetişmiyor. Sebebi deneme çözmediğinden dolayıdır. Yani sen en az bir 10 defa 3 saat boyunca oturup deneme çözeceksin ki sınavda hocam yetişsin. Yoksa diğer türlü yetişmez sevgili arkadaşlar. Yani 3 saat boyunca denemeye oturmayan bir aday sınavdan önce sınavda mümkün mertebe yetiştiremez. Niye? Çünkü sınav atmosferi, sınav ortamı o kadar farklı ki yani şöyle diyenler var. Ya ben normalde 2 saatte bütün denemeleri bitiriyorum. Vallahi hocam sınavda zar zor yetişti diyor adam. Bak arada 1 saat var diyor ki zar zor yetişti. Ya da ne diyor işte hocam ya ben diyor işte 2 saat 45 dakikada bitiriyordum normal denemeyi. Sınavda yetişmedi. Bir 5 dakika daha ihtiyaç duydum ama normalde 2 saat 45 dakikada bitiyordu. İşte oradaki psikoloji çok daha farklı sevgili arkadaşlar. Denemelere daha var hocam, daha var. Ben size bir şey söylemedikten sonra siz kendiniz bence hareket etmeyin. Ben ne söylersem hocam şu gün şuna bakın, bugün buna bakın demediğim sürece siz hocam herhangi bir teşebbüste bulunmayınız. Beraber çalışalım. Peki hocam okuma çalışması. Hocam okuma bir kere bu çalışmanın merkezinde olmalıdır. Yani şimdi aramızda sınava girenler var. Sınava girip belli bir puan alanlar var. Ya da belli bir puan altına düşenler var. Herkesteki mantık şudur. Ya hakikaten bu işin sırrı okumaymış.
okuma oluyorsa tamam, okuma olmuyorsa tamam değil. Değil mi? Katılırsın sanırım bana. Ne dersiniz? Var mı aramızda? Hocam ben çok aşırı okuma yaptım. Soru çözdüm ama yeterli puan almadım diyenler çok az arkadaşımız vardır. Muhtemelen şanssızlık. Ya da bazen şöyle de oluyor hocam. Diyor ki hocam ben diyor şunu okudum, bunu okudum, bunu okudum. Hocam yanlış çalışmışsın. Yani sen okudun da nasıl okuduğuna da bir bakmak lazım. Adam mesela 10 tane parça okudum diyor günde. Ya hocam 10 tane parça okumak senin için bir fayda sağlamaz ki. Tam tersi zarar. Çünkü sen orada 10 tane parça okuyacağım diye hani olması gereken, üzerine durulması gereken kalıpları da atlamışsın. Oradaki hiçbir şey, yani hiçbir kazanç yok. Yani şey gibi düşünün arkadaşlar. Bir sürahi var. Sürahiye durmadan su dolduruyorsunuz ama sürahinin altı delik yani. Orada bir hata var. O hatayı görmeden sen durmadan su doldur. Ne olacak? Bir anlamı yok ki. Hocam diyorsun ki su dolmadı, sürahi dolmadı. Çünkü altta hata var, bir hatayı görmen lazım. Ondan dolayı hocam okumanın merkezinde olmalıdır. Günde en az bir adet okuma yapılmalıdır arkadaşlar. Tamam mı? Bak en az bir adet. Peki bunu bazen 2 ve 3 arasında değiştirebilirsiniz çalışma saatlerine göre. Ama bu çok abartılmamalıdır. Yani 10 tane okumayı yapmak çok da sağlıklı değil arkadaşlar. Dikkatinize, bilginize. Peki zaman bol ise sayısal olarak dedi metinlerin böyle gramer, kelime, çeviri bölümleri derinlemesine ele alınmalıdır. Yani zamanım bol hocam ben okurum diyenler hocam ona yoğunlaşma. Oradaki kelimeye yoğunlaş. Oradaki grameri analiz et. Oradaki çeviri bölümlerini analiz et. Yani oraya biraz daha derine girebilirsin. Yani illa ve illa ya bugün 10 tane okuma okudum diye kendini yani sırf 10 tane okuyacaksın diye avutma. Tamam mı? Çok da fazla etkisini görmezsin. 2 tane oku hocam ama güzel oku. Baştan sona kadar analiz ederek oku daha rahat olsun. Yoksa 10 tane okuyacaksın yarım yamalık olduktan sonra bir anlamı kalmaz sevgili arkadaşlar. Peki hocam okuma için ne gönderebiliriz? Ne 10 soru söyleyebiliriz? Ama aramızda elinde Read for Speed olan var mı arkadaşlar? Kendi kaynaklarımızdan Read for Speed 1 ve 2 önerebilirim size arkadaşlar. Bir de Handiverse var biliyor musunuz hocam? Bakın öyle bir setimiz var. İsterseniz bu seti alıp bunu hocam okumaya başlayabilirsiniz arkadaşlar. Read for Speed 1, 2. Şimdi 2 var ama 2 biraz daha zor. Birden başlarsanız daha sistemli olur arkadaşlar. Tamam mı? Bunu önerebilirim. Bir de Handiverse var. Handiverse'de de arkadaşlar hazır kalıplar falan var. Onlara bakabilirsiniz. Ama okuma için 1 ve 2'yi öneriyorum. 200 adet okuma parçası var. Yani 200 adeti gerçekten şöyle güzel bir programla hallederseniz arkadaşlar, yani çok güzel sonuçlar alacağınızı düşünüyorum. Onu söylemek isterim. Ki bazı arkadaşlarımız böyle hani kitabı yetiştirmeden bile girenler var. Hocam Redeemverse zaten beraber işleyeceğiz arkadaşlar. Redeemverse'e bakacağız. Peki hocam 2018'deki sınavda Speed 1 okumuştum. Bence okuyun çünkü unutmuşsunuzdur hocam. Ta 4 sene geçmiş arkadaşlar. Şimdi hocam ne demiş? Gönderdiğiniz kitaplardan ders içerisinde işleyeceklerimiz olacaktır. Bazıları bireysel çalışma olacaktır. Tamam mı? Yani bütün kitapları burada yapmayacağız. Niye dersiniz? Şimdi bütün kitapları burada yapmak arkadaşlar öğrenci için aslında zarar. Niye zarar? Düşünsenize sende bir kitap var tamam. Ben hocam oradakinin aynısını burada çalışıyorum. Ya bir gerek yok. Ya gerek yok. Zaten orada sana kitap gönderilmiş. Sen okuyup orada çalışabilirsin. Ben burada farklı kaynaklar, farklı anlatım, farklı anlatımdan kastımız farklı örnekler getireyim ki yani elindeki kitaba ek bir durum olsun. Yani bazen dediğim gibi hocam aynısını yapmak çok da sağlıklı değil. O yüzden farklı şekilde anlatıp yani farklı örnekle anlatıp kitabı daha çok o konunun pekişmesi olarak vereceğim için daha faydalı olacağını düşünüyoruz. Peki okuma yaparken ne yapmak lazım arkadaşlar? Hocam ders sonunda yine okuma kaynaklarını konuşuruz. Bir, parçayı ilk önce ne yapalım? Hızlıca okuyalım. Yani okuyorsun ama neden bahsedecek? Ona bir bakmak lazım. Genel olarak hangi konudan bahsetmiş? İyi bir şey mi, kötü bir şey mi? Fen, sağlık, sosyal mi bilmiyoruz. Yani şöyle hızlıca okuduk. Sonra ne yapıyoruz? Tekrar okuyoruz. Ve genel olarak konunun ne olduğunu yoğunlaşalım. Bak burada artık yoğunlaşmaya gireceğiz. Yani okuduk ama neye yoğunlaşacağız? Ona bir bakmak lazım sevgili arkadaşlar. Sonra okuma yaptıktan sonra takıldığınız bir okuma parçası olursa. Mesela bir okuma parçasına takıldınız. Hocam yanına hemen şöyle not al. 2 gün sonrasına tarih yazın. Sağ tarafa, üst tarafa vesaire. 2 gün sonra bu parçayı tekrardan okuyun arkadaşlar. Size diyelim ki bugün 6 Haziran. Bugün bu okuma parçası okudun. Ama
tam olmadı yani. Tam böyle istediğin şekilde verim aldığını düşünmüyorsun. Diyorsun ya okudum ama yani çok oturmadı diyeceksin. Hemen sağ üst tarafa diyeceksin ki 8 Haziran'da tekrar bak. Tekrardan hocam o parçayı oku. Böylece tekrar yaparsanız oradaki yapılara ve kelimelere daha aşina olabilirsiniz ve oradaki konuya daha hakim olabilirsiniz. Hocam 8 Haziran'da yine olmadı mı? O zaman yanına 10 Haziran yaz. 10 Haziran'da da tekrardan bu parçayı okuyacağım derseniz 3. tekrarda inanın daha farklı bir pencereden bakıp kelimelere daha fazla ya da daha farklı bakış açınız olacaktır sevgili arkadaşlar. Çünkü ne kadar çok tekrar ederseniz o kadar orada kalıcılık artacaktır. Peki, yani okuma yaparken de böyle roman okur gibi okumuyoruz sevgili dostlar. Analiz ederek bize ne anlatıyor, ne gibi ifadeler veriyor onlara bakmak lazım. Şimdi en büyük yanlışlardan biri. Hocam bakın. Bizim olsa biz bunu çok severiz. Şimdi bir kitap var ya hocam diyor bunun çevirisi yok mu? Ya hocam çevirisine şu an yoğunlaşma. Bak. Kitapların tamam mı? Metinlerin çevirileri varsa hemen çeviriye başvurma. Öğrenci mesela şöyle yapıyor. İlk on sonra parçanın ilk satırını okuyor. Hemen gidip çeviriye bakıyor. Ya hocam hiçbir faydasını görmezsin. Çeviri şudur. Okudun. Ondan sonra tamam hallettin. Diyorsun ya şurada burayı merak ettim. Acaba burada ne olabilir derseniz sadece oraya bakmanız için daha sağlıklı olur. Yoksa diğer türlü arkadaşlar hani parça okudum ve hemen bir cümle okudum. Sana sağ tarafına çeviri kitabını açtım. Buradan bakıyorum. Bir anlam kalmaz ki. Ne oldu? Sen hiçbir şey yapmadın ki. Sen sadece ne yapıyorsun? İki tane kitabı böyle kıyaslıyorsun. Ha burada İngilizcesi, burada Türkçesi var. Google Translate gibi bir şey oldu. Ondan dolayı çeviriye hemen başvurma. En son çeviriye bak. Hatta bakma. Bazen hiç bakma hocam. Direkt çevirilere bakılırsa istenilen verim alınmayabilir ki alınmayacaktır. Çünkü sana orada katan hiçbir şey yok. Çünkü algın senin kapalı. Algın ne biliyor musun? Oradaki İngilizce cümlenin çevirisini okumak. Yani öğrenmek değil. Algı o olduğu için sevgili hocam herhangi bir faydasını görmekte ondan sonra yani faydasını göremeyeceksiniz. Onu söylemek isterim. Yine bunlar tecrübeli sabittir. Arkadaşlarımız var. Belki aramızda da olanlar vardır. Peki okuma yaparken ne yapmak lazım? Böyle roman okur gibi okumayacağız. Hocam bir kere okuma yaparken şuna bakacağız. Ya burada verilen yapıların nedenini sorgulamak lazım. Bunu sorgularsanız gramer bilginiz baya baya gelişir. Örnek, şu cümleyi okuduk ya. Ya bu cümleden için have verbs kullanmış. Buradaki of'un işlevi nedir? Bunları eğer sorarsanız kendinize daha rahat olur. Niye have verbs kullanmış? Çünkü işte bilim insanları demiş present perfect'i kullanacağız. Buradaki of'un çevirisi evrenin. Ha buradaki of ne anlatır? Sahiplik anlatır dememiz lazım. Bir kere bunları bir bakmak lazım. Sonra hocam okuma yaparken kimi kelimelerin de yapıların yerine hangi yapılar gelebilir? Bunları bir düşünmek lazım. Ya yani bunları bir düşünürseniz daha rahat olur. Mesela örnek aşağıda gender kelimesi var ya. Hocam gender kelimesini gördüğünde diyeceğim ki ya bunun yerine ne gelebilir başka? Ne kullanabilirim? Ya da happen kelimesi var mesela. Ne gelebilir? Ya da burada logical kelimesi var. Mantık demek ya. Acaba mantık ne kullanabiliriz? Progress kelimesi var burada. Süreç demektir. Acaba süreç içinde ben hangi kelimeyi kullanabilirim? Ben bir sözlüğü bir on sonra kurcalasam ne olur falan derseniz daha rahat olur. Yani daha böyle içli dışlı bir analiz olur arkadaşlar. Yani böyle okuyup geçmezsiniz. Üstün kör okuma olmaz. Baya baya orada kendinizi kaptırırsanız ondan sonra baya bir fayda sağlarsınız sevgili arkadaşlar. Şimdi okuma yaparken öğrenmesi gereken bak neymiş? Okuma yaparken öğrenilmesi zaman alan bazı konular vardır. Mesela edat yapıları. Ben çok diyorum hocam edatlara bakacak mıyız? Hocam edatlara bakalım da. Edatlar okumayla, soru çözümüyle olur arkadaşlar. Yani edatlara bakalım. Nasıl bakacağız? In içine demektir. On üstüne demektir. Among arasına demektir. Between arasına demektir. Ya tamam da ya bu anlatım yeterli değil ki. Ne yapman lazım? Hocam bunlar zamanla oturur. Sonra kısaltmalar işte verb ing, verb 3 ya bunların öğrenmesi biraz zaman alır. Zor konular değil ama zaman alır. Bu nedenle okuma yaparken bu yapıları ön plana çıkarmak için fosforlu bir kalem alın hocam. Bu bölümden altını çizin ve haftada bir bu yapılara lütfen ara ara göz atınız. Örnek. Scientist conducting. Bak burada scientist demiş sana verb ing kullanmış. Yani bu bir kısaltma. Ya bunu bir görmen lazım. Bak burada kısaltma yapmış demen lazım. Sonra diyeceksin research on. Ha research ne almış on alır. Acaba research on mu alıyor? Research başka bir şey alır mı derseniz gidiyorsun hocam logman.com'a tamam mı?
Logman'a gidiyorsun. Research yazıyorsun hemen. Tamam mı? Research yazınca diyorsun ki ha research ne alırmış? 10 alırmış. Başka ne alırmış? Research int alırmış. Bak orada ne yapıyorsun? Yeni bir şey de öğreniyorsun. Böylece fosforlu kalemle hocam çizdin ya. Sonra ne yapıyorsun? Tekrar okursan bak tekrar okursan göz aşinalığı sağlanabilir. Yani düşünsenize bir okuma parçası var. Siyah bir okuma parçası. Siyah ondan sonra mürekkep yazılmış. Sen orada edatları, sana da kısaltmaları fosforlu kalemle yazdın ya. Tamam. Hani dedi ki haftada bir baktın okudun ya. Oradaki hocam altını çizdin ya da şu üstüne fosforladığın yapılar ön plana çıkaracağı için daha rahat görürsünüz. Göz aşinalığı olur. Aramızda ondan sonra bazı arkadaşlarımız şöyle yapabilir. Hocam ya ben edatları yapıyorum. Nasıl yapıyorum biliyor musunuz? Ya kulağıma böyle hoş geliyor. Efendime söyleyeyim işte gözüme bu daha yakın geldi diyebilirsiniz. Ya bunun sebebi işte öğrencinin çok fazla okuma yapıp çok fazla soru çözmesiyle alakalıdır. Desen ki yani bunun niye olduğunu anlat, anlatamaz. Ama ne yapar? Doğru cevabı yazar sevgili arkadaşlar. Peki hangisi de Longman var ya, Longman Dictionary. Oradan bakabilirsiniz arkadaşlar. Peki, bakın bu uzun bir çalışma arkadaşlar ve burada bazı kritik eşikler olacaktır. Bu herkesin yaşayacağı bir bölüm. Yani şöyle ki, konuyu biliyorum, çalışıyorum ama bir türlü sorularda doğru çıkmıyor, yanlış çıkıyor. Yani böyle bir hisse kapılacaksınız sevgili arkadaşlar. Sıkıntı yeteri kadar soru çözme sayısına erişemediğinizden dolayıdır. Diyorsun ki hocam ben bağlaçları ondan sonra çalıştım, bağlaçları biliyorum. Ama bir türlü bağlaçta istediğim başarıyı yakalayamadım. Sebep yeteri kadar soru çözmediğinden dolayı. Hocam soru çözüyorum. Tamam soru çözüyorsun da acaba ne kadar yanlış, ne kadar doğru? Bunun analizini yapmıyorsun. Yani sen yanlışa bakarken niye ondan sonra sorunun cevabı bu değil de bu deyip sorgulamıyorsun. Ha yanlış deyip geçiyorsun. Hayır öyle bir şey yok hocam. Ne yapman lazım? Baştan sonra da onu bir analiz etmen lazım. Diyelim ya benim burada sıkıntım şu. Ben buna göre çalışmam lazım. Bu nedenle yanlışları görüp bak yanlışları görüp bazıları yanlışları görmeden soru çözüyor. Düzeltmek gerekiyor. Yanlışları görmeden soru çözersen istersen hocam ama 10 bin tane soru çöz. Çünkü değişmiyor ki. Değişmeyecek. Değişmeyecek. Yani şimdi bazı arkadaşlarımız vardır. İşte 50, 55, 52,5, 53,75, 48,75. Burada dolanıp duruyor mesela. Sebep hocam diyor ben okuma yapıyorum. Tamam. Soru çözüyorum. Tamam. Peki okuma yaparken işte dikkat ediyor musun yapılara? Okuma yaparken niçin bu yapı gelmiş diye soruyor musun? Ya da soru çözdükten sonra ya acaba benim yanlışım bu dönüp orada analiz yapıyor musun? Yok. O zaman bir anlamı yok ki. Aynı puan etrafında dönüp dönüp dururuz. Başka olsa alternatif olmayacaktır sevgili hocam. Ha, çok kolay bir sınav gelir. Yapar geçersin ama işte o da şans. Bilemiyoruz tabii ki. Peki kitaplarımız var arkadaşlar. Şimdi dört tane kitap göndereceğiz size. Bir, modül kitap. Eksklusif kitabı dediğimiz. Bir kitap sevgili dostlar. Bizim 7 sağlık sürecinde kullandığımız bir kaynaktır. Burada konu anlatımı çok sınırlıdır. Daha çok soru ağırlıklı vardır. Kelime vardır içerisinde sevgili dostlar. Kelimenin öğrenilmesine yönelik bölüm vardır. Burada arkadaşlar soru çözmene geçtiğimizde ödevlerle ve ders anlatımlarının bir kısmı buradan yapılacaktır. Bilginize, dikkatinize. Dediğim gibi yani bütün anlatımları ben kitaptan yapmayı tercih etmiyorum. Niye derseniz öğrenciye de bir şeyler kalsın diye. Yoksa diğer türlü kitabı ben buraya yansıttım. Bütün soruları çözdüm. O zaman öğrenci de çözecek. Bir anlam yok değil mi? Sonra 40 Advanced Test. Burada 10 tane soru türü var ya YDS'de. Bunlar işlendikçe ödev olarak verilecek sevgili dostlar. Sonra tamamen özgün kaynaklardan oluşur. Kitabın video çözümleri de sistemde mevcuttur. Yani bu kitapta 2200'e yakın soru var arkadaşlar. Video çözümleri sistemde mevcuttur ki şu aşamada zaten bizim işimize yaramayacak. Biz ne zaman başlarız? Muhtemelen bir 2 ay sonra, 2,5 ay sonra bu kitaba başlarız. Şu an önemli değil. Soru bankası yine geldi arkadaşlar biliyorsunuz. Çıkmış soruların olduğu bir kaynaktır. Burada yine soru türleri işlendikçe burada ne ödev vereceğiz sevgili arkadaşlar. Sonra Redeemverse bölümüne baktığımızda bak ne diyor? Temel sıfat ve fiiller bitti ya. Bunu modül kitapta bitirdik. Temel sıfat ve fiiller. Sonra ne yapıyoruz? Tematik konulara bakıyoruz. Yani araştırma, bilim, teknoloji, doğa, çevre vesaire 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 vesaire. Hocam bunları okuyoruz. Ödev verilip derslerde bu bölümlerin bir bölümde yapılacaktır. Yani hepsini zaten yapma imkanımız olmaz. Zaten amacımız kitapları burada bitirmek değil.
kitapları böyle ortaklaşa bitirmek. Bir kısmını burada yapıp bir kısmını ödevlendirme yapıp yapabildiğimiz kadar artık bunu yapmak bitirmek. Kitapların içeriği de böyledir. Bir de posterler var. Onlar da zaten hani ekstradan geliyor. Öğrencilerimiz en azından bir görsünler. Posterlerdeki olsa kelimelerin olsa diğer kelimelerin aynı olduğunu görebilirsiniz. Odanıza, çalışma hocam olsa ortamınıza, işte ofisinize bir yere asarsanız ara ara onları da göz atmış olursunuz. Peki bu kadar hocam benim konuşacaklarım budur. Yani günlük çalışma nedir? Kitaplar nedir? Sistem tanıtım nedir? Bunlara bakmış olduk. Şöyle bir 7 dakikamız var. İsterseniz bir 7 dakika soru cevap yapalım. Sonrasında arkadaşlar ne yapalım? Anlatım yapalım artık. Derse geçelim. Peki alalım şöyle hepsine tabii ki cevap veremeyebiliriz ama en azından şöyle bir 7 dakika. Hocam haftanın 5 günü. Bak böyle yaparsanız ben anlayamam ki. Haftanın 5 günü çalışıyorsunuz tamam. İşte o zaman ona göre bir program yapmak lazım. Mesela hafta sonu ne kadar çalışmam gerekiyor? Hafta içi ne kadar çalışabilirim? Ona bir bakmak lazım. Hocam bu haftanın kaynakları kullanmaya başlarız. Biz modül kitapları hocam modül kitabı kullanmaya başlayacağız. Çünkü kelime oradan olduğu için direkt oradan başlayacağız. Ders öncesinde mesaj gelecek mi? Yok. Şu an gelmiyor. Zaten gerek yok arkadaşlar. Ders öncesinde mesajın gelmesine gerek var mı? Bizim derslerimiz pazartesi, çarşamba günü sabit. 19.30'da başlıyor sevgili arkadaşlar. 22.40'da bitiyor. YDSNT'e girdiğinizde o gün zaten dersimiz var ise direkt görürsünüz. Ha ders iptal olur. Efendime söyleyeyim. Bir sıkıntı olur. Zaten onu biz sizlere mesajla bildiriyoruz sevgili dostlar. Peki C grubu ama hangi C grubu? Geçen dönemki C grubu ise kitapların bir kısmı değişti hocam. Sen YDS soru bankası değişti. Peki Mortrid 1-2 önerir miyim? Tabii ki öneririm. Niye olmasın hocam? Ek derslere katılabilir misiniz? Sizlerin katılabileceği ek dersler olacak. Öyle bir durumda zaten sizlere mesaj atıyoruz. Diyoruz ki hocam şu hocanın ek dersi var katılabilirsiniz diyeceğiz. Hocam kitapların her bölümünü ödevle mi bitireceksiniz? Hayır, bir kısmını beraber, bir kısmını ödevlendirme olarak yapacağız sevgili arkadaşlar. Peki okuma için Read for Speed 1 ve 2'yi önermiştim. Onları hocam alabilirsiniz. Onlara bakabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Hocam son 7'si 66 Koç ve bu grup arasında kaldığım için D grubu. Yani bence 66 alan bir kişinin YDS'den koç alması daha sağlıklı diye düşünüyorum. Çünkü o biraz daha üst seviye olduğu için size biraz daha ondan sonra hitap eden bölüm. Resmi tatil günlerinde ders olmuyor. Hepsini biz çıkardık. Yani resmi tatil varsa örnek ne var önümüzde? İşte Kurban Bayramı var. Hocam Kurban Bayramı'nda ders yok sevgili dostlar. Biz zaten onları çıkardık. Onların herhangi bir telafisi de olmaz. Biz ona göre zaten ayarladık. Tamam mı? Peki günde kaç saat çalışmalıyız? Bu tamamen göreceli bir cevap. Kimine göre 2 saat yeterli olur, kimine göre 5 saat yeterli olur. Bu tamamen hocam size bağlıdır. Siz şuna bir bakın. Ya yani günde ben ne kadar zaman ayırabilirim ona bir bakmam lazım. Ne kadar fayda alabiliyorum ona bakmanız lazım. Ama benim hani ortalama derseniz hocam ortalama 2,5-3 saat bence ayırırsanız ve düzenli olursa çok rahat bir şekilde ilerlemiş olursunuz. Peki hocam bu grup bitince kursiyerin kaç puan alması beklenir? Hocam kursiyerin kaç puan alması beklenir? Bizim gönlümüzden geçen 100 tabii ki. Ama şimdi kursiyer ne kadar acaba soru çözdü? Ne kadar ödev yaptı? Ne kadar derse girdi? Şimdi öğrenci eğer ödev yapmadıysa, okuma yapmadıysa maalesef yani orada yani istediğimiz puan muhtemelen yüksek olmayacaktır sevgili arkadaşlar. Demiş 2021 Mart'ta 100'lü öğrenciydim. Tüm kaynakları bitirdim. Read for Speed 1 ve 2. İşte dediğim gibi hocam aynı kaynakları tekrar mı çözeceğim? Yok. Almanız gerek yok. Yani Read for Speed 1 ve 2 zaten size gönderilmiyor. Sadece arkadaşlarımız söylediği için onu söyledi. Siz başka kaynakları alabilirsiniz. Peki. Read for Speed'leri ister şubeden alabilirsiniz, isterseniz YDSNet'ten alabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Read for Speed 1 ve 2. Hocam koç grubundan sonra bu grup mu tekrar koç mu? Ben olsam yine koç derim. Yani şöyle koçta zorlandıysanız bu grup. Ama hocam ben koçta zorlanmadım gidiyor derseniz o zaman koç grubu. Muhtemelen yani eksik çalışma yaptığımızdan dolayıdır böyle olmuştur. Hocam YÖKLİ Sosyal'e gireceğim bu kurs mu? Az önce farkını söyledim ya hocam. Artık o farka göre siz bence karar verin. Yani biri 100 saat, biri 144 saat sevgili hocam. Birinde daha 10 sıra temel, birinde 10 sıra yani biri 50 puan üstü, biri 10 sıra 40 puan üstü. Artık hangisi sizin için uygun olursa sevgili arkadaşlar. Hocam bireysel çalışmamızda günlük en az bir okuma
Derhal çalışılmalıdır tabii ki. Hocam okuma için ödevlendirme yapmamıza gerek yok. Okuma yapacaksın bitti. Nasıl okuma yapacaksın? Girdin hocam siteye, tamam mı? Yabancı siteler var biliyorsunuz. BBC Focus, işte Science Alert. Girdin hocam bir tane okuma yaptın. Yani okumadan kastımız illa böyle ödev verilecek, o ödevdeki okumanın yapılması değil. Aldın bir tane hocam, o mu okuma yaptın? Yeter ki o gün bir şeylerle aşina ol. Bir şeylere hocam o mu muhatap ol, amaç o zaten. Peki okumalar hemen başlayın arkadaşlar. Hocam Need for Speed 1 ve 2 1 yenilendi mi? Ama işte ne zaman aldınız bilmiyorum ki Tuğba. Eskisi ne zaman? 2014 mü? 15 mi? Yani 2017'deydi zaten. Ağustos 7'de yetişir miyiz? Evet. Konuşmuştuk dersin başında. Yetişeceğiz arkadaşlar. 48 aldım. En son 65 alabilir misiniz? Tabii ki Zeynep. Çalışırsanız, ödevleri yaparsanız, düzenli bir çalışma yaparsanız, kendinize inanırsanız 65 olur. Ama çalışmazsak havada kalır tabii ki sevgili dostlar. Düzenli bir çalışmayla yapabilirsiniz. Öyle çok da ne derler? Aman aman öldüm bittim. Çalışma değil sevgili arkadaşlar. Peki Ağustos yüklü sınavına hazırlanan öğrencilerin ödevleri haricinde farklı çalışmalar yapması gerekli midir? Yok. Gerek yok. 40 test çözebilir. Deneme çözebilir. Fark etmez. Peki. Hocam tüm kaynakları tekrar mı çözeceğiz demiştim. Ya hocam şimdi şöyle. Sezer siz bir kursa gitmişsiniz. Tamam mı? 40 testi çözdüyseniz biz bu gruba yine 40 test ödüyoruz. Yani aynı kaynak. Yani değişen bir şey yok. Çünkü her zaman her dönem farklı kaynak veremezsin ki. Her dönem 3000 tane farklı şey çözemezsiniz. Eğer siz hocam ben tekrar çözerim bunları hatırlarım derseniz o zaman başka kaynaklara yönelebilirsiniz sevgili hocam. Hocam program konusunda destek alabilir miyiz? Hafta içi çalışan biri olarak örnek program alabilir miyiz? Şöyle herkese yönelik program yapamayız tabii ki. Çünkü çok fazla arkadaşımız var ama ben size ortak bir program vereceğim zaten arkadaşlar. İşte şu zaman şuna bakın, şu zaman buna yapın. Ama hani ben günlük çalışma verdim ya, günlük çalışmayı aslında siz kendi programınıza uyarlarsanız arkadaşlar orada daha rahat olur. Yani şöyle bir şey yapamayız işte günlük işte akşam 7 ile 9 arası buna bakın diyemeyiz. Çünkü herkesin çalışma saatleri farklıdır. Kimisi 9'dan sonra müsaittir, kimisi 12'den sonra müsaittir sevgili arkadaşlar. Online öğrenci olarak fiziksel kamplara katılamazsınız. Onun sebebi şudur. Nasıl fiziksel öğrenci bu derse katılamıyorsa siz de ona katılamazsınız sevgili arkadaşlar. Peki başka hocam siz bizesiniz Mehmet Kayseri'de size kalmış. Siz nasıl tercih edersiniz? Peki hocam hemen. Gramer sorularını demiş konometrikçe mi çözelim? Gramer konometrikçe çözebilirsiniz hocam. Gramer sorularını. Arkadaşlar şimdi şöyle. Şimdi bakın. Şunun farkındasınızdır. Şimdi siz sevgili dostlar. Bir gramer konusu çözmek için o konuyu bitirmeniz gerekiyor. Yani siz eğer bir gramer konusunu çözerken rahat hissediyorsanız tamam ya burada sıkıntı yok diyorsanız onu çözümle başlayabilirsiniz. Ama zaten gramer konuları tam oturmadıysa eğer konuyu bilmiyorsanız zaten soru çözemezsiniz. Onu siz zaten hissedersiniz. O yüzden gramer sorularının konu bitti mi? Tamamdır. Var mı eksiğim? Yok. Çalıştım. Bu budur. Sonra sorulara bakabilirsiniz. Ha eksikleri olacaktır tabii ki. Yani ya orada şöyle bir şey yok. Gramer konularını bitirdik. Hepsi bir anda güzel olsun. Hepsi full olsun. Böyle bir şey yok sevgili dostlar. Peki, Read for Speed bildirileri PDF olarak verme imkanınız var mı arkadaşlar? Biz PDF vermiyoruz. Biliyorsunuz PDF ondan sonra vermiyoruz. Bu yasal değil. Bu ondan sonra illegal bir şeydir. Bu konuda arkadaşlar lütfen yani PDF'tir, şunlardır, bunlardır onlara girmeyin. Yani başka yerde de varsa lütfen bize bildirin. Yasal olarak onları başlatalım süreçleri. Çünkü bu yasa dışı bir şeydir. PDF'leri vermiyoruz kimseye. Veremiyoruz. Peki. Yani varsa da eğer piyasada arkadaşlar bilginize biz orada hemen yasal süreci başlatıyoruz. O konuda da sizlerden yardım istiyoruz sevgili arkadaşlar. Çünkü ben görüyorum arada sırada yazanlar falan var. Geçen gün dolaba düşmüş ya. Adam dolapta PDF'leri satıyor. 5 lira 10 lira karşılığında dolap diye bir uygulama var ya orada satıyormuş. Öğrencimiz gönderdi. Adama bak ya dolaptan şey satıyor. PDF satıyor. Peki bu sizin ya bu sana kalmış. Yani ağır gelebilir Serkan. C grubu da alabilirsiniz ama ben burada kalmayı tercih ediyorum derseniz siz bilirsiniz sevgili arkadaşlar. Peki. Hocam bence ödevlendirme dedi bir plan olmalı ki kitapları bitirebilelim. Evet zaten var. Merak etmeyin. Yani bir kitabı 2 ay sonra başlayacağız biter mi? Tabii ki biter. Yani 2 ay sonra başlayacağınız bir kitabı zaten sınav kadar 3 ayda bitirmiş olacaksınız. Çünkü o kitabın hakkı 3 aylık bir kitap zaten. Yani 5 ayda bitireceğiniz bir kitap değil. Ya da şöyle diyelim. Ben bugün 40 testten örnek verelim.
ödev versem bir faydası yok ki. Çünkü sen biraz çalışman lazım, senin biraz gramer konunu tutman lazım. Yani ben sana daha sen yürümeyi bilmeden sana koş diyemem ki. İlk önce biraz yürü, hocam dengede dur, ondan sonra koş diyeyim. Yoksa keşke bugünden itibaren vermiş olduğum bütün ödevler yapılsa ya da bütün ödevler işte seviyeler uygun olsa. Yani 40 desen ödev versem seviye uygun olsa benim de işime gelir. Rahat rahat güzel güzel yaparsınız ama şu an 40 desen ödev versem ya da sorma kısmına ödev versem havada kalacağı için bir anlamı kalmaz arkadaşlar. Peki hocam okuma kitaplarını şöyle. Şimdi size Redeemverse kitabını gönderiyoruz. Okuma kaynağı içinde Read for Speed 1 ve 2 önerebiliriz sevgili arkadaşlar. Peki tamam mıyız? Hocam Eylül başında çok önemli bir İngilizce sınavım var. O zamana kadar biter, gramer biter o zamana kadar. Hocam Eylül sınavına kadar, Eylül'e kadar çok fazla var da. Haziran, Temmuz, Ağustos biz bitirmiş oluruz o zamana kadar grameri. Gramer de zaten belli hocam. Tensler, modullar, pasifler, işte ejected clause, noun clause bir de adverbial clause'a bakacağız sevgili arkadaşlar. Arkadaşlar Read for Speed'i biz size göndermiyoruz. İsteyen varsa okuma kaynağı olarak önerimiz bu. Ama elinizde başka bir kaynak varsa onu da okuyabilirsiniz. Sadece arkadaşlarımız okuma için kaynak unsura önerisi istediler. Ben de bunu öneriyorum. Bizim yayınlarımız olduğu için. Ama elinizde başka bir kaynak varsa ona da bakabilirsiniz. Gerek yok. Peki. O zaman ne yapalım? Zaman hocam doldu. Bir ara verelim. Aradan sonra kaldığımız yerden devam edelim sevgili arkadaşlar. Sıfatlardan başlayacağız ki bu zaten kitaplarınızda olacak, göreceksiniz. Şimdi sıfatların çalışması şöyle olur. Şuraya gelelim. İlk önce burada bir liste var. Bu listenin amacı yani öğrenci acaba önemli hayati bölümünde hangi kelimeleri bilmeli? Sınavlarda hangi kelimeler daha yoğunlukla geliyor? Bunların aslında burada sınıflandırılması. Yoksa siz sözlüğe önemli yazsanız, hayati yazsanız orada bir sürü sonuç alabilirsiniz. 70 tane, 80 tane sonuç var. Ama hangileri sınavda daha sık sorulur? Bunun cevabını bilmediğiniz için biz bunları ne yaptık? Sizler için derledik, toparladık sevgili arkadaşlar. Dikkatinize, bilginize. Şimdi benim sizin istediğim şey şu. Bugün sadece örnek olarak bakacağız. Gelmeden önce şu listeye bir göz atmanız. Göz atmaktan kastımız ya biz derste ne yapacağız onu bir göz atmanızı istiyorum. İşte bugün örnek, important, tamam ben bunu biliyorum. Significant, yani biliyor muyum sanırım yerleri görmüştüm bir not alayım. Critical hiç görmedim. Akşam tekrar bir gözden geçirelim. Vital kelimesini biliyorum. Evet bu kelime benim şey, kelime haznemde var. Crucial kelimesini evet biliyorum. Paramount kelimesini bilmiyorum. Acaba ne olabilir? Nasıl kullanılabilir? Onlara bir bakmanız lazım. Yani burada amacımız şöyle bir gelmeden önce bir göz atmanı istiyoruz sevgili dostlar. Zaten biz bunların hepsini teker teker baştan sona kadar soru çözüm yaparken sizlerle beraber yapacağız. Bunu ondan sonra istiyorum sizden. Aşağıda bunlarla ilgili collocation var arkadaşlar. Bakar mısınız? İşte örnek araştırma nasıl bir araştırma demiş. Önemli mi yoksa büyük kocaman mı? Tabii ki de hocam. Burada işte önemli bir araştırma derken kullanacağız. Önemli keşif derken kullanacağız. Hemen bir arkadaşımız sormuş. Yıldız işareti nedir? Yıldız şu hocam. Anlamca yakın olduğunu bize söyler. Yani birebir aynı anlam değil ama orada konteks içerisinde metin içerisindeki mesela Paramount'un da önemli hayati anlamına geldiğini bize söyler. Bunlar yakın anlamı olduğunu söyler. Ya da mesela der ki bakın burada yıldız var ya temel anlamda kullandığımız kelimeler basic ve primary, indispensable bunlar daha çok temel anlamında kullanılır. Yani yıldızın mantığı bu arkadaşlar. Peki yine sizden collocation testi isteyeceğim sevgili dostlar. Yine yani 16 tane soru var. Şöyle hızlı hızlı yapabilirsiniz. Biz derste ne yapacağız biliyor musunuz? Derste arkadaşlar biz şuralara bakacağız. Yani derste eşleştirme bölümüne bakacağız. Biz direkt derse bununla başlayacağız. Benim sizden istediğim gelmeden bir listeye göz atıp ha hocam attık. Hadi burada beraber çalışalım. Bu zaten sinirinizde olacak sevgili dostlar. İsterseniz dersten önce çözün. Biz dersteki tekrar olsun. İsterseniz derste ilk defa görün. Sonra çözün. Siz bilirsiniz. Artık nasıl tercih edersiniz sevgili arkadaşlar. Sonrasında ne yapıyoruz? Sonrasında da bakın bunlar için örnek cümleler var dedik ya. Yani kelimeyi ne yapmak lazım? Cümle içerisinde görmek lazım. Örnek important mı? Enforce mu? Karar vermek lazım. Hangisi doğru hocam? İşte primary mi? Steady mi? Bunlara karar vermek lazım. Bunlar da ödev ama şöyle bunları bir sonraki ders ben yapıyorum. Yani bugün biz tablo 1'i yaptık ya dedim.
Tablo 1'i yaptıktan sonra sevgili arkadaşlar, önümüzdeki dersi bunu ödev olarak veriyorum. Önümüzdeki ders ilk saat hemen bunların çevirilerine bakıyoruz. Bunların herhangi bir yerde çevirileri yok sevgili dostlar. Derste teker teker bakıp çeviri yaparken de acaba hangi kalıplar önemli? Buradaki kalıbın mantığı nedir? Hangi kalıplar ön plana çıkmış? Onları göstermek istiyoruz. Yoksa diğer türlü sadece yani çevirisini yapıp geçmiyoruz. Yani öyle basit çeviriler var yapıp geçiyoruz ama ya mesela şu 16'da izofun ne olduğunu bir bilmek lazım. İzof burada nasıl bir anlatım katmış? Ya da şu 15'te may sound'la mesela but ilişkisini bir bilmek lazım. Bunu farkına varmamız lazım. Yoksa diğer türlü siz bunu yazdınız mesela Google Translate'e yine çevirisini bulabilirsiniz. Ama önemli olan buradaki bu ilişkiyi görebilmek. Ya da işte 18'de decrease kelimesinin in alır. Bunun farkına varmak lazım. Arkadaşlar decrease kelimesi işte in alır diye kullanmak lazım. Ya da manifest kelimesinin buradaki anlamı daha öncesinde de karşımıza gelmiş mi gelmemiş mi buna bir bakmak lazım sevgili arkadaşlar. Buradaki amacımız bizim bu. Ya da şuradaki that mesela. That'in ne olduğunu bir bakmak lazım değil mi? Okuyoruz ama that burada isim cümleci mi, sıfat cümleci mi buna karar vermemiz lazım. Yani burada çeviri yaparken sadece bu değil. Analiz yapıyoruz sevgili arkadaşlar. Detaylı analizinde burada yapmış oluyoruz. Şimdi pardon. Şimdi pardon kusura bakmayın. Bir saniye istiyorum. Şimdi arkadaşlar kitabı gelmeyen arkadaşlarımız vardır. Gelmeyen arkadaşlarımız için ben 6 tabloyu yani önümüzdeki 6 dersin tablosunu işte oradaki örnek cümleleri toplam 20 sayfalık bir tablo bölüm var. Bu 20 sayfayı PDF olarak vereceğim. Hani kitaplar gelse de gelmese de önemli değil. 6 dersin tablosunu bölümlerini buradan görebilirsiniz. Çünkü daha yeni alım yapanlar vardır, yeni kayıt olanlar vardır. Onların kitapları hemen gelmez. Daha yeni alım yaptıysa bir iki gün ancak gelir. O yüzden elinizde bulunması açısından arkadaşlar ben size bu ilk 6 testi PDF olarak ders sonunda vereceğim. Dikkatinize bilginiz. Onu da ben hatırlatmak istiyorum. Peki şimdi beraber biraz çalışalım isterseniz. Şu test 1'e bir yoğunlaşalım. Çalışırken de arkadaşlar dediğim gibi yani bu listeyi böyle yani ilk önce şöyle bir bakın bir okuyun neler var neler yok neler önemli neler önemsiz onlara bir göz unsuru atmak gerekiyor. Şimdi beraber bakalım A bölümüne geldiğinde önemli hayati kelimeleri var. Şimdi important kelimesinin zaten ne anlama geldiğini bence hepimiz biliyoruz. Bilmeyen yoktur ama şimdi important'ı tamam görüyoruz ama işte şimdi derste çalışırken arkadaşlar önemli olan unsur şu. Important'ın önemli anlamına geldiğini hepimiz biliyoruz. Onda sıkıntı yok ama important acaba hangi edatları alır onlara bakmak lazım. Mesela important arkadaşlar ya for alır ya da to alır arkadaşlar. Yani sorabilir mi? Evet sorabilir. Important for bir şeye önemli bir şey için önemli derken kullandığımız bir ifade. İkisinden birini kullanabilirsiniz. Significant mesela önemli anlamına gelen bir ifade. Mesela significant da ne önemli biliyor musunuz arkadaşlar? Bunun ly'li hali. Bilen var mı bunu? Significantly yazalım. Bakın bunun ly'li hali yani zarf hali daha önemli. Çünkü daha çok karşımıza geliyor. Çevirisi önemli ölçüde çok demektir sevgili arkadaşlar. Ve genelde şöyle kullanırız. Mesela decrease diyelim, tamam mı? Azalmak. Nasıl azalmak? Significantly. Yani önemli ölçüde azalmak demektir. Önemli ölçüde azalmak derken kullanacağız. İşte bunu biraz ön plana çıkarmak gerekiyor. Sonra critical kelimesi önemli anlamına gelen bir ifade. Bunun aynı zamanda eleştirel anlamına geldiğini bilir misiniz sevgili dostlar? Yazarın görüşünde mesela karşımıza gelir. Yazarın görüşü burada işte eleştirel derken kullanacağız. Yani önemli bir konu olduğu için zaten eleştiriyor diye kullanacağız. Orada öyle bir yoğunlaşmak lazım. Buna bir bakmak lazım. Yine critical'ın arkadaşları yanına of aldığını ama critical of ya da to aldığını bilmemiz lazım. Çünkü sınavlarda, edatlarda biliyorsunuz karşımıza böyle hazır kalıplar gelebilir. Crucial kelimesi. Mesela crucial kelimesini yazar eğer bir yerde kullanıyorsa çok önemli olduğunu söyler. Crucial şu demektir. Very important to alır. Crucial to eşittir. Very important. Çok önemli anlamına gelen bir ifade sevgili arkadaşlar. Peki.
Paramount'la ilgili bilgimiz olmayabilir. Hocam Paramount'ın tam karşılığı şöyle gelir karşımıza. Bana kim çevirecek bunu? Paramount Importance. Çok güzel bir collocation. Bilen var mı bunu? Nasıl bir önem diyelim? Nasıl bir önem? Bana bir söyler misiniz? Paramount Importance. Bilenler hemen bir yazabilir mi alt tarafa? Büyük ölçüde, devasa, evet tam karşılığı şudur. Azami önem demektir. Yani oradaki paramount ifadesi önemin çok büyük olduğunu, önemin çok vurgulu olduğunu söyler. Azami önem diye kullanacağız. İşte böyle çok kullanırım. Paramount yani mesela significance'ı çok ama çok kullanırlar sevgili dostlar. Yani işte bunlar sınavlarda önemli. Sınavlarda bakıyorsunuz hazır kalıp soruyor. Importance demiş, cevap paramount. Sadece bir örnek veriyorum. İşte bunun burada bilinmesi, görünmesi çok önemli sevgili arkadaşlar. İşte principal kelimesi önemli demektir. Ama principal kelimesinin aynı zamanda müdür anlamına geldiğini bilmemiz lazım. Yani ya da yönetici anlamına geldiğini bilmemiz lazım. Yani sen bir diyalogda principal'ı gördüğünde, ya hocam buraya principal yazmış, bunun önemli anlamı var, burada ne alakalı diyebilir misiniz? Evet diyebilirsiniz değil mi? Ama işte bunun aynı zamanda arkadaşlar ne anlamı var? Bakar mısınız? Burada müdür, yönetici anlamı da var. Buna da bakmak gerekiyor. Ha hocam önemli midir? Tabii ki karşımıza gelecektir. Gelme ihtimali yüksektir. Böyle ötede beride ayda yılda gelen ya da ayda yılda bir gelebilecek kalıplar var ya, ya da işte konular, onlara çok fazla girmeyeceğiz arkadaşlar. Yani bugünkü gerund infinitif var ya, gerund infinitif on sonra mantığı arkadaşlar. Onun mantığı gibi düşünebilirsiniz. Gerund infinitif sınavda ya gelecek, gelme ihtimali çok daha düşük. O yüzden bunun çalışmaktan ziyade ne yapacağız? Soruda çözmemiz daha mantıklı olacaktır. Peki buraya bitirdik mi? Bitirdik. Bakın burada bayağı ondan sonra bize bilgi gelmiş oldu. Gerekli temel derken ne kullanacağız? Necessary kelimesini kullanacağız. Şu kelimeyi bilen var mı aramızda? Necessary diye bir ifade var. Bilen var mı bunu arkadaşlar? Necessary. Evet. Bakın bu kelimenin de anlamı, kelimenin de oradaki yorumu çok önemli arkadaşlar. Şöyle doğru yazalım. Haydi 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 haydi. Değil mi? Şu demektir arkadaşlar. Muhakkak demektir. Bakın. Muhakkak kesin anlamına gelen bir ifade oluyor. Muhakkak kesin diyeceğiz. Hani gerektiği gibi değil de biz daha çok muhakkak kesin anlamını ön plana çıkarmış oluyoruz sevgili arkadaşlar. Bakın karşımıza böyle gelmiş. Muhakkak kesin diye kullanacağız. De ister istemez diyeceğiz. Mesela okumun parçasında bunu gördüğünde, yani gerekli bir şekilde değil de ister istemez muhakkak diye çevirmek durumundayız. Peki şunu alalım, bir dakika. Necessary yazdık. Essential kelimesi temel anlamına gelen bir ifade. İşte bir yok dilde karşımıza gelmişti essential. Baktığımızda çok basit bir kelime gibi duruyor ama önemli. Fundamental kelimesine baktığımızda yine temel anlamına gelen bir ifade arkadaşlar. Önemli. Required'e geldiğimizde biz bunu mesela hem zorunlu bölümde hem de gerekli bölümde göreceğiz sevgili dostlar. Bunun daha çok şu halini görürüz. Required kelimesi yani gerektirmek derken kullanırız. Yazalım şöyle. Değil mi? Bu fiil hali daha da yaygındır sevgili dostlar. Basic kelimesi temel derken kullanırız. Primary kelimesi temel derken kullanırız. Mesela primary education diye bir ifade var. Çevirisi temel eğitim anlamına gelen bir ifade. Değil mi? Bence çoğumuzun yine bildiği bir ifade. Hocam yıldız orada anlamca yakın olduğunu ya da yukarıda bir yıldız var ya bakın temel. Bu kelimenin temel anlamının daha ön planda olduğunu gösteren bir ifade. Peki indispensable, elzem, gerekli, temel anlamına geldiğini bilelim arkadaşlar. Bakın bu da önemli bir kelimedir. Daha önce sınavlarda karşımıza gelmişliği vardır. 8'e bakar mısınız? Requisite diye bir ifade var. Yani isim hali gereklilik diye kullanacağız. Bakın orada noun demiş. Başına pre yazarsak gerekli olduğuna dair bir sıfata dönüşmüş olur. Ha 8'deki kelime çok sık karşımıza gelir mi? Gelmez. Çünkü require fiili daha ön planda olduğu için bunu çok fazla görmeyiz. Ha gelirse dediğim gibi require'den geleceğini görmemiz gerekiyor. Peki tuhaf, sıra dışı derken strange kelimesinin arkadaşlar. Aynı zamanda yabancı anlamına gelinebiliriz değil mi? Yabancı demektir sevgili dostlar.
Bunu zaten biliyoruz. Burada da işte tuhaf sıra dışı diye kullanacağız. Usual kelimesi sıradan demektir. Hemen yazdık. Unusual kelimesi sıra dışı. Sonra tuhaf, yabancı olduğunu bize söylemiş. Sıra dışı diyeceğiz. Peki bu kelimenin arkadaşlar şöyle bir anlamı var bilir misiniz? Unusual'ın. Bir de olumlu anlamı var. Bak, unusual. Bir de göze çarpan sıra dışından kastımız. Burada olumlu anlatımda kullanacağız. Bak, sıra dışı, tuhaf diye kullanacağız. İşte bu kelime nötr bir kelime, tamam mı? Nedir nötrden kastımız? Hem olumlu hem de olumsuz anlamı sahiptir. Örnek verelim. Unusual behavior. Çevirisi ya garip, tuhaf bir davranış. Bak buradaki anlatım olumsuz. Çünkü herhangi bir olumlu bir ifade vermiyor. Garip bir davranış diyelim. Garip davranış diyelim arkadaşlar. Eksi dedik burada. Tuhaf, garip dedik. Hemen şu anda eksi yazdık. Ama sen unusual deyip sağına success yazarsan, tamam mı? Success, başarı yazarsan o zaman dersin ki ya burası iyi bir şey. Yani sıra dışı başarı derken kullanırız sevgili arkadaşlar. Burası da artı olarak karşımıza gelecek. Ya bunları da bilmemiz lazım. Niye derseniz işte sıra dışı kelimesini unusual'ı işte bir sınavda şey olarak sormuşlar mesela strange olarak sormuşlardı. Bir EYDS'de ise unusual'ı şey olumlu anlamda hani işte göze çarpan anlamda sormuşlardı. İşte bunları bilmemiz lazım. Bu mesela nötr bir kelime sağındaki ifadeye göre artı ya da eksi olacaktır. Peki bir alta geldiğimizde ot kelimesi garip, tuhaf demektir. İşte odun aynı zamanda arkadaşlar ihtimal anlamına geldiğini bilir misiniz? Yazalım. İhtimal hatta şöyle der. The odds diye geçer karşımıza. İhtimaller diye kullanırız. Bakın bir sınavda mesela the odds deyip ondan sonra bir soruda sormuşlardı. Hani EYDS'de de geliyor, YÖK'te de gelebilir. Çünkü sınavlar çok fazla olduğu için hepsi gelebilir. Yani hepsine teker teker bakmamız gerekiyor. Weird kelimesi tuhaf sıra dışı derken kullandığımız bir ifade. Bizar kelimesi bir garip, bir garip, bir garip, bizar, bizar diye çalışabiliriz. Böyle arada kodlamaları falan da vereceğim ben size daha rahat anlaşılsın diye. Normal bildiğimiz bir ifade. Normal. Ama abnormal kelimesini kullanırsanız anormal diye kullanacağız sevgili arkadaşlar. İşte 7'ye baktığımızda common kelimesi yaygın, ortak demektir. Birçok yerde göreceğiz sevgili dostlar. Yaygın, ortak. Ama uncommon kelimesi yaygın olmayan, tuhaf, sıra dışı derken kullandığımız bir ifade. Mesela 8'e gelelim. 8'deki peculiar kelimesi tek başına ne anlama gelir? Hatırlayalım. Belki bilenler varsa hatırlayalım. Peculiar kelimesi tek başına garip demektir. Bakın. Garip, tuhaf. Burada hemen yazıyor. Garip, tuhaf, sıra dışı diye kullanacağız sevgili arkadaşlar. Ama gel gör ki şöyle bir kullanım var arkadaşlar. Peculiar kelimesi eğer sağına to alırsa peculiar to dersek o zaman da özgü, eşsiz anlamına gelir. Bakar mısınız? Anlam nereden nereye geldi hocam? Özgü, eşsiz. Yani şunun gibi. Unique to gibi bir anlatım oldu. Hemen karşımıza gelsin. Unique kelimesinde biz eşsiz, orijinal, biricik, tek anlamında kullanıyoruz. Bir anda anlam buna geldi. Hocam peki geliyor mu? 2015 YDS'nin Nisan'da sordu adam. Adam mesela peculiar to'yu verip aşağıda unique to istemişti arkadaşlar. Bakın böyle bir kullanımda karşımıza geldi. İşte bunu bilmemiz önemli. Bak gelen bir soru bir de. Öyle bir şey ki hani desek arkadaşlar buna dikkat edin gelebilir. Demek farklı. Geldi demek farklı. Daha önce gelen bir soru idi. Peki şu notları bölümünü yazmanıza gerek yok ama sizden hocam isteğim şu. Şimdi ekran başında böyle sabit bir yere uzun süre baktığımızda dikkatimiz dağılabilir. Dikkatimizi toplayamayabiliriz. Kendimden biliyorum arkadaşlar ama siz böyle elinize bir kalem, yani önünüzde de bir kağıt olursa böyle ara ara not alırsanız hem oradaki dikkati toparlarsınız hem de siz de katkıda bulunmuş olursunuz. Yoksa bunların hepsini zaten ben size vereceğim ama siz de arada böyle bir şeyler karalayın, not alın, yetişebilirsiniz. Siz de yazın arkadaşlar, siz bilirsiniz. Ama tamamen böyle hiçbir şey yapmadan da beklemeyin bence. Benim düşüncem bu. Bilmiyorum aramızda daha uzman arkadaşlarımız varsa herhalde katılacaktır diye düşünüyorum. Ha hepsini yazamazsan bile hepsini yazamayabilirsin. Ama en azından önemli yerleri not al. Zaten bunları ders sonunda vereceğim için oradan da ekleme yaparsınız. Peki büyük dev derken mesela bu bölüm niye önemli biliyor musunuz arkadaşlar?
Ya bu bölümden o kadar fazla ekmek çıktı ki, o kadar fazla soru sordular ki hocam bu bölümden. Yani nasıl hemen sonra burada bakmayalım, nasıl bunu dikkate almayalım bak. Massive kelimesi sınavın bir tanesinde sormuşlardı. Nasıl sormuşlardı? İşte video, oyun, büyük bir sanayi diye karşımıza gelmiş idi. Mesela mass diye bir ifade var. Bilen var mı aramızda? Mass kelimesi. Hemen yazalım. Yok o eyle. Kütle demektir hocam. Güzel. Kütle anlamına gelen bir ifade. Mesela mass produce diye bir ifade var. Çevirisi seri üretim yapmak derken kullanacağız. Bak masif mesele buradan gelir hocam. Niye? Sen şimdi seri üretim yapıyorsun ya. Peki seri bir üretim yaparsan nasıl bir üretim olur? Dev. Büyük bir üretim. Yani 3 tane, 5 tane değil. 10 bin tane, 20 tane, 20 bin tane üretim yaptığın anlamına gelir. Huge kelimesi. Bayağı bayağı gördüğümüz bir ifade. Büyük, dev derken kullandığımız bir ifade. Mesela vast kelimesini şöyle görüyorsunuz. Vast areas. Yani geniş alanlar derken kullanacağız. Bu da bakın çok önemli bir kelime. Çok sık göreceğiniz bir ifade. Geniş alanlar dedik. Immense kelimesi daha önce iki kez soruldu. Genelde immense yanında şunu sever hocam. Immense yanında şunu yazacaktır. Amount var. Tamam, miktar. Immense amount of money. Çevirisi büyük miktarda para derken kullanacağız. Büyük miktarda para. Yani oradaki paranın baya büyük olduğu, baya çok olduğunu bize söyler sevgili arkadaşlar. Sonra 6'ya bakar mısınız? Giant ve gigantic 5 ve 6'ya bakın arkadaşlar, tamam mı? Yani büyük dev derken kullanırız. Bakın eskiden ben hep şöyle diyordum. Yine de söyleyelim. Yani diyordum ki hani Ay'a ilk çıkan adam şey demişti. Benim için küçük ama insanlık için giant bir adım. Yani benim için küçük ama insanlık için dev, kocaman bir adım diye adam orada söylemişti. Sonra enormous kelimesi. Eline büyük diye kodluyorum bak. Öyle de çalışabilirsin. Yani bazen hani kodlamaları bütün kelimelere vermek mantıklı olmaz. Çünkü her kelimeye kodlama verirseniz bu sefer için içinden çıkamayız ama en azından bazı önemli yerleri kodlarsanız daha rahat olur ilk aşamada. Ama tabii kodlamada nihai çözüm değil. İşte enlemesine büyük dev diyorum hocam. İşte tremendous kelimesi. Büyük devasa demektir. İşte sınavda karşımıza geldi. Ben bu kelimeyi mesela tren kelimesi var ya ona benzetiyorum. Kocaman, devasa bir tren derken kullanacağız. Bak Yunus Emre Karacan. Ne zaman katıldınız? Sanırım daha önceden derse de katıldınız Yunus Emre. Çünkü ben daha kodlamayı vermeden yazıyorsun. Ne zaman katıldın Yunus Emre? Peki. Geçen dönem değil mi? Bak bak geçen dönem olmasına rağmen yani arada bir zaman olmasına rağmen yani hatırlatılıyor. Ya da işte daha önceden katılanlar var mesela. 3 sene önce 4 sene önce katılanlar var hocam diyor ki 4 sene önce katıldım ama kelimeleri hepsi aklımızda. Çünkü çok fazla tekrar ediyoruz ve bazı önemli şeyleri kodlama verdiğimizde daha kalıcı hale geliyor sevgili dostlar. Ama tabii ki bütün hepsi değil onu da söylemek isterim. Yani her şeyi kodlama veremeyiz. O olmaz. Öyle bir şey olsaydı yani o zaman ondan sonra kitaplar çok kalın olurdu. O zaman ondan sonra hangisi akılda kalacak o zaman sıkıntı oldu değil mi? Peki ama bakın geçen dönem olanların hepsi diyor ki hocam bak kelimeleri hiç unutmadım aklımda diyenler var. İşte bunu bir de hocam soruya döktüm mi tamamdır. Mighty kelimesine baktığımızda hocam bu mighty kelimesi şöyle karşımıza gelir. Ulu, yüce, baskın, güçlü derken kullanacağız. Mesela The Mighty God örneğini çok verdim. Yani ulu, yüce, tanrı derken kullandığımız bir ifade. Ulu, yüce diye kullanacağız. Mesela Amazon Nehri var ya. Amazon Nehri için şöyle derler mesela. The Mighty River yani dev bir nehir derken kullanırız. Yani burada büyüklüğünü, haşmetliğini, devasalığını ne yapar? Vurgular sevgili arkadaşlar. Peki burayı da bitirmiş olduk. Ya bakın burada masif doğru cevap olarak karşımıza gelmişti. Tremendous doğru cevap olarak karşımıza geldi. Immense iki kez doğru cevap olarak karşımıza geldi. Ve diğerleri de çok sık karşımıza gelecek dikkatinize, bilginize. Peki zorunlu derken sevgili dostlar. Bakın her zaman şu üçünü beraber çalışıyoruz. Compulsory, mandatory, obligatory. Sonlarına baksana benzemiyor mu? Compulsory, mandatory, obligatory ne yapıyoruz? Hemen kullanıyoruz. Peki üçünü hemen şöyle ne yaptık? Bir çırpıda söylemiş olduk. Hatta şöyle bir collocation yapalım mı? Compulsory education var değil mi sevgili arkadaşlar? Nasıl geçiyor? Zorunlu eğitim diye geçmiyor mu? Zorunlu eğitim diye karşımıza gelen bir ifade.
Peki enforce kelimesi, kelimenin kökünde force olduğunu biliriz ki Türkçe'de force etmek diye geçmiştir. Zorlamak, mecbur kılmak demektir. Enforce kelimesi de arkadaşlar o zorunlu anlamına gelen bir ifade olarak ne yapıyor? Seni zorluyor. Orada yapmak zorundasın. Required fiili. Şimdi bazen hani required sıfat öyle diyelim. Şimdi bazen şöyle bir karışıklık oluyor. Hocam diyor ki şu temel gerekli bölüm var ya. Orada mesela required fiil ifadesi var. Fiil diyorum ben. Sıfatı var. Burada da var. Nasıl anlayacağız? Hocam bak bu aslında birbirinden çok da böyle aman aman siyah beyaz anlatımlar değil. Yani gerekli zorunlu diye kullanacağız. Bunun sebebi şu. Sınavın bir tanesinde required'i zorunlu diye çevirmişlerdir. O yüzden buraya almışızdır. Yani bunun zorunlu anlamına geldiğini de bilmenizi istiyoruz. Çünkü daha önceden karşımıza gelmiş kardeşim. Demek ki böyle bir anlatım da var diye kullanmamız gerekiyor. Yani buradaki mantık aslında öğrenciyi yormaktan ziyade hani bizim ne yapmamız lazım? Bak kardeşim böyle bir durum da var. Ne yapalım? Biz tedbirimizi alalım. Böyle bir anlatıma da hazır olman gerekiyor diye kullanacağız. Peki geldik imperatif kelimesi zorunlu anlamına gelen bir ifade. İmparator gibi kodlayabilirsiniz. İmparator emir verdiyse ne yapmak lazım? Onu yapmak zorundayız. Peki şimdi arkadaşlar bizim beklentimiz şu mu sizce? Tamam kelimeleri çalıştık. Öğrendik mi sizce kelimeleri? Ne dersiniz? Kelimeler öğrenildi mi? Değil mi? Yok demişti. Yok hocam. Evet diyenler hocam kelimeler öğrenilmedi. Yani keşke ilk çırpıda hemen bunları böyle öğrenebilsek. Değil mi? 10 dakikalığına evet. Güzel. İşte soru çözmedikçe, tekrar yapmadıkça olmuyor arkadaşlar. Bak şu aşamada güzel. Bakın tekrar tekrar anlattım. Bakar mısınız ne kadar detaylı bilgi verdim burada. Şunları verdik, bunları verdik. Bununla ilgili de bakın bayağı bir not çıktı. Ama işte ne yapmak lazım? Bu 10 dakika için tamam. Ama bunları cümle içerisinde görmemiz lazım. Bunları eşleşmede görmemiz lazım. Yani kelime çalışması arkadaşlar böyle tek düze değil. Onu demek istiyorum. Biraz sabırlı olmak lazım. Biraz sistemli olmak lazım. Tamam mı? Katman katman gibi düşünürüz. İlk önce listeyi bitirdik. Sonra collocation, sonra eşleştirme, sonra cümle içerisindeki kullanım, sonra soruda görmek lazım. Bak, bunları yaparsanız daha rahat olur. Yani şöyle bir beklenti olmasın. Evet tamam hadi hepsine baktık öğrendik mi? Hayır. Bir kısmı aklımızda kaldı. Bir kısmı hocam aklımızdan gidebilir. Onu sonra unutabiliriz. Ama işte unutmama eylemini ne yapacağız? Önüne geçmek için bol bol okuma yapmamız gerekiyor. Tekrar yapmamız gerekiyor sevgili arkadaşlar. Peki F'ye gelseniz ya. Ani, acil derken sudden var. Şunu görmüşüzdür değil mi? Suddenly mesela. Çok kullanılan bir ifade. Çevirisi aniden, birdenbire derken kullandığımız bir ifade sevgili arkadaşlar. Bir alta bakar mısınız? Abrupt kelimesi. Arkadaşlar abrupt kelimesinin olumsuz bir anlatım olduğunu bilir misiniz? Bak rap kelimesi var ya. Aramızda bizim Akın Dil'in arkadaşlar sayfasını takip edenler vardır. İşte Abrupt'la ilgili mesela şey vardı mesela. Geçen gün bir post vardı mesela. İşte Rap ifadesi her zaman olumsuzluk anlatır. Mesela Rap'ı gördünüz ya bir yerde. Hep olumsuzluk anlatır. Yani örnek verelim bak. Hemen yazanlar var. Erap kelimesi. Patlak vermek. Olumsuz. Neyin patlak vermesi? İşte yanardağın patlaması. İşte bir silahın patlaması. Bankrupt kelimesi. Yazanları var yine. İflas demek sevgili arkadaşlar. Bakın Rap kelimesi var. Gönderdik. Sonra ne var başka? Ya bunun da amacı şu arkadaşlar. Niçin bunu yazıyoruz? Yani bazen kelimenin anlamını bilmesen bile olumlu olumsuz olduğundan bile bir şeyler çıkarabiliriz. Mesela interrupt kelimesi. Hemen yazdık şöyle interrupt kelimesi. Anlamı sözünü kesmek ya da bozmak demektir. Bozmak bir de sözünü kesmek diye kullanılır sevgili arkadaşlar. Hani bunu da bilmek önemli. Yanılmıyorsam 2018 sınavı idi. 2018'de arkadaşlar bir soru var. Kelime sorusu var. Şimdi cümlenin tamamı olumlu. Tamam mı? Biz aşağıda olumlu bir anlatım istiyoruz. Olumlu bir kelime istiyoruz. Mesela 4 tane kelime olumsuzdu. Bir tanesi olumluydu. Mesela o bir taneyi bilen bile daha rahat bir şekilde yapıyordu. Ya da 4 tane ya burada olumsuzluk var. Yani olumsuz, olumlu ayrımını yapmak bile aslında sınavda bize 2 tane, 3 tane hatta 4 tane bile arkadaşlar seçenek elememize yardım edecektir. Yani buradaki amacımız bunların da o mu?
vermiş oldukları anlamı bilemesek de, bak bilemeyebiliriz. Acaba olumlu mu olumsuz mu oradan bile baksak cümlenin tamamından çıkarabiliriz sevgili arkadaşlar. Peki geçtik, daha fazla detaya girmeyeceğim. Hastik kelimesi ani, acil derken kullanacağız. Mesela çok sık gördüğünüz bir kelime mi? Ne dersiniz? Hastik kelimesi. Bak şu konuda da biraz tecrübe sahibi oluyorsunuz arkadaşlar. Mesela Aprop'u çok görmüşsünüzdür. Sadını çok görmüşsünüzdür ama hasti çok sık gördüğünüz bir kelime değil. Çok nadir. Ha gelir mi sınavda? Ya bence sınavda direkt kelime sorusunu yazmaz adam. Tamam mı? Yazmasın da zaten. İstemem zaten. Ama yani okuma parçasında karşımıza gelir. Ya da işte bir yerde sorulmuştur, orada bakılabilir. O yüzden hocam burada yapmamız gereken şu, hasti de burada yer alıyor. Bunu nasıl kodlayabiliriz? Hemen daha rahat böyle öğrenmesi açısından. Hasta var ya, hastadan kodluyorum. Hastanın durumu acil diye kodlayabilirsiniz sevgili dostlar. Mesela urgent, mesela urgent değil mi? Çok görmüşsünüzdür sevgili dostlar. Değil mi? Hocam kayma mı var? Hemen şöyle yapalım isterseniz. Eğer kayma varsa küçültüp büyütün. Tamam mı hocam? Ben de şöyle bir sallayayım. Şöyle gelsin. Şu an daha rahat gözüküyordur. Mesela urgent kelimesi daha yaygın, daha unsuru önemli bir kelimedir. Acil, ani anlamına gelen bir ifade. Emergency isim hali bak. Dikkat, bunları da bilmeniz lazım. Hocam emergency acil demektir ama isim. Urgent sıfat olduğu için o da acil demektir. İşte birinin isim, birinin sıfat olduğunu bakmamız lazım. Yoksa anlam olarak evet ama yapı olarak hayır. Mesela aramızda şunu değil mi? Dert edenler var mı aramızda arkadaşlar? Ya hocam ben şimdi bazı kelimeler var. Örnek veriyorum şimdi. Tough kelimesi var. Tamam mı? Dull kelimesi var hocam. Ondan sonra. Through kelimesi var. Tamam. Hocam başka ne var buna benzeyen? Ne vardı? Dur buna benzeyen bir şey daha vardı mesela. Do, tough. Tamam mı? Başka ne var? Through kelimesini kullandık. Ondan sonra thought kelimesi var. Tamam mı? Ondan sonra. Hocam diyor ki mesela bunları nasıl yapalım? Arkadaşlar şimdi bunları ben, tamam mı, size şöyle bir şey yapsam hiçbir anlamı yok. Hocam tough'ı yazdım. Sert demektir. Zor demektir. Tamam mı? Sert, zor. İşte do rağmen demektir. Tamam. Sonra ne yaptım? Through kelimesi boyunca dedim. Boyunca dedim. Tamam. Ya da yoluyla diye kullandık. Boyunca da yoluyla diye kullandık. Thought kelimesi düşünce demektir. Peki sorum şu. Bunları sana yazdım ve verdim. Sence bir faydası oldu mu? Yani anlam olarak tamam. Ben anlam olarak sana, tamam mı, yardım ettim. Çok uğraşmadın. Ama şöyle bir şey var mı? Hocam tamam. Ben bunları öğrendim diye bir şey var mı? Yok. Yani bazı arkadaşımızda şöyle bir şey var. Hocam diyor bunları bir yazsak. Tamam yazdık. Süper yazdık. Peki bunları nasıl öğreneceksiniz? Böyle mi öğrenebilirsiniz? Hayır hocam böyle ya. Bir şey bak. Ezberlemiştim ama unuttum diyorsun. Hocam ezber yok. Ezber seni o mu kısa vadede kurtarır. Ama uzun vadede maalesef kurtarmaz. Ne yapacağım biliyor musun hocam? Bak diyeceksin ki ya bunları benim bir kere şöyle görmem lazım. Biri sıfat, biri edat, biri isim, biri efendim işte bağlaç. Böyle bakmamız lazım. Ha, bunları böyle çalışırsanız bir de cümle içerisinde görürseniz daha rahat olur. Yani bunu yazdım ben. Ne oldu? Sadece yazmış olduk. Peki sen bunu ona soracağım. Öğrendin mi? Hayır. Havada kalacak yine. Çünkü birbirine çok benziyor. Baksana hocam. Yani bir tane harften değişiyor. Yani ezberlersin. 2 gün sonra unutursun. Ama sen bunu cümle içerisinde yapısına göre yapsan, sıfatına göre, edatına göre, bağlacına göre yapsan daha rahat olacaktır. Diyeceksin ya hakikaten ya bunları böyle yapınca daha rahat bir şekilde görmüş, daha rahat bir şekilde öğrenmiş oluyoruz. Hani bu örneği niye verdim biliyor musunuz? Bunu çok soran oluyor da ondan dolayı. Hocam şunları bir yazsak diyor mesela. Ya yazalım tamam güzel yazdık. Süper. Tamam sonuç. Yani sonuç sadece yazmakla kaldık değil mi? Havada kaldı. Yani senin orada ne yapman lazım? İşte çalışma yöntemini bilmen lazım. Yani şunu da anlatmak istiyorum arkadaşlar. Çok fazla çalışıp yöntemi yanlış olduğunda bu sefer öğrenciyi maalesef demotive ediyor. Hocam ben de çok çalıştım. Kelimeleri işte her yere yazdım. Önüne baktım, arkasına baktım. İşte günde 20 tane kelime ezberledim. Bak ezberledim diyor. Ama diyor sınavı diyor geçemedim diyor. 55'te hedefim diyor. 45'te kaldım diyor mesela. Evet güzel. Tamam. Çalışman unsuru süper. Ama yöntemi yanlış. Azmin var ama yanlış bir yöntem olduğu için hocam belli bir yere kadar gelmiş. Belli bir yerden sonra maalesef yetişmemiş. O yüzden buradaki en önemli unsur da nasıl çalışacağını bilmen.
Bunu da bilmek lazım hocam. Bunu da dikkate almamız gerekiyor. Çok fazla lafı uzatmak istemiyorum. Hani ileriki süreçte sizlerden gelecek on sonra işte dönütlere yönelik bunu vermek istedim. Peki yakın derken ne kullanırız? Immediate kelimesi var ki immediate dediği bir ifade var değil mi arkadaşlar? Anlamı hemen demektir. Hemen şöyle yazalım. Hemen anlamına gelen bir ifade. Close kelimesini şöyle çalışalım mı? Close friends. Çevirisi yakın arkadaşlar derken kullanırız. Mesela close'un aynı zamanda kapatmak anlamı yok mu? Kapalı ya da kapatmak anlamı var. Bir yazabilseydim. Close kapatmak diye kullanıyoruz. Bak işte burada şunu bilmen lazım. Close'un bir fiil kullanımı var. Bir de sıfat kullanımı var. Yani sıfatı da fiili de iyi bilmen lazım. Tamam. Sanırım bunu hallettik. Approaching kelimesi yaklaşan yakın derken kullandığımız bir ifade. Mesela approach kelimesi yaklaşmak demektir fiil anlamıyla. Sana verb pence alıp yakın olarak sıfat olmuş. Near kelimesi yakın derken bir ifade. Değil mi? Mesela near future var arkadaşlar. Çevirisi yakın gelecek derken kullandığımız bir anlatım oluyor. Peki burayı da hallettik mi? Hallettik. Gelelim G bölümüne bak. G'de de çok fazla hocam kelime göreceğiz gelecek. Steady kelimesi istikrarlı derken kullanırız. Stable ya da consistent. Bak stable'ı şöyle görebilirsiniz. Stable economy. Çevirisi istikrarlı ekonomi derken kullanacağız sevgili arkadaşlar. Aynı şekilde consistent economy. Yani istikrarlı ekonomi derken kullanacağız. Ya da şöyle diyelim. Biraz daha farklı collocation verelim. Consistent behaviors. Yani istikrarlı davranışlar derken kullandığımız bir anlatım olacaktır. Bakın dikkat eder misiniz? Yani işte bunları böyle görmek lazım. Hani istikrarlı ama nasıl kullanacağız? Ona yoğunlaşacağız. Fixed kelimesi var mı? Türkçe'de karşılığı değil mi? Fix menü var ya sabit derken kullandığımız bir ifade. İşte persistent'ın hocam sıfattan ziyade daha çok şunu görürsünüz. Persist in. Bilen var mı anlamını? Bir yazabilir misiniz? Bu anlamı daha fazla karşımıza gelebilir arkadaşlar. Hadi bekliyorum. Israr etmek demektir. Güzel. Sürdürmek, devam etmek demektir. Sürdürmek, devam etmek anlamına gelen bir ifade. Devam etmek. Ne gibi hemen çalışalım? Insist on gibi düşünebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Bakın hemen burada ne yaptık? Kullandık. Ha, persistent'de böyle süre gelen, ısrar eden derken kullanacağız. Hatta şöyle bir collocation var yazalım. Persistent, tamam, drought diye bir ifade var. Çevirisi süre gelen, tamam mı? Bakın süre gelen, bir yazabilseydim. Süre gelen, devam eden kuraklık derken kullanacağız. İşte collocation olarak yapmak çok daha mantıklı. Çünkü sınavda collocation mantığı geldiği için bize kuraklık nasıl kuraklık olabilir? Evet, süre gelen. Mesela şöyle der misiniz arkadaşlar? Gerekli kuraklık der misiniz? Olur mu sizce? Gerekli kuraklık mesela necessary, essential der misiniz? Essential drought. Değil mi? Çok da mantıklı olmadı. Gerekli bir kuraklık diyemezsiniz arkadaşlar. Dikkatinize, bilginize. Hocam burada previn farklı olmasının bir sebebi yok. Tamamen onların almış oldukları hazır kalıp. Persist in alır, insist on alır hocam. Bu. Yani herhangi bir şeyde bir farkı yok. Peki hocam alta geldiğimizde constant kelimesi mesela çok önemli bir kelime. Çok sık göreceğimiz bir kelime sevgili dostlar. Sürekli böyle istikrarlı anlamına gelen bir ifade. Çok sık göreceksiniz. Regular düzenli sabit anlamına gelen bir ifade. Ki bunu daha çok şöyle görmedik mi? Regularly yani düzenli bir şekilde diyeceğiz. Düzenli bir şekilde. Şunu gören bir ben der mi? Şu kalıbı gördünüz mü hiç? On a regular basis. Bak bu da çok yaygın bir ifadedir. Anlamı düzenli aralıklarla demektir. Düzenli aralıklarla derken kullandığımız bir ifade değil mi? Hatta elbisede değil mi? Regular şeyler vardır. Normal giyimler vardır. Regular unsur tür vardır. Hani işte standart olduğunu, sabit olduğunu söyler. Kişiye göre değildir. Kardeşim, bu regular diye kullanacağız. Bak Elçin demiş ki regular army yani düzenli ordu diye karşımıza gelebilir. Tamam. Güzel. Regular fit var. Berkan yazmış. Mesela dependable kelimesi. Mesela burada çok sık kullandığımız bir kelime değil. Depend kelimesi var ya bağlı olmak anlamına gelen bir ifade. Berkay mı? Pardon düzeltelim hocam. Depend on çevirisi bağlı olmak demektir. Dependable da
bağlı olduğumuz unsur. Mesela şöyle gelir karşımıza. Mesela dependable, tamam mı? Yazalım, dependable income. Yani sabit gelir derken kullandık. Çünkü biz ona bağlıyız ya. O gelire bağlıyız derken kullanmamız gerekiyor. İşte buradaki collocation'a bakmak lazım. Ha, dependable'ın mesela çok sık kullanımı var mıdır? Yok. Değil mi? Çok sık göremezsiniz sevgili dostlar. Peki geldik bol çok bölümünde. Abundant kelimesi hocam bol çok demektir. Bunun isim hali şu, yazalım mı? Abundance. Çevirisi bolluk demektir. Peki ne alır? Bilen var mı? Önüne bir edat alır. Ne alır önüne edat? Böyle bolluk diyeceğiz. Değil mi? Hatta şöyle kodluyoruz. Bak hemen kodlayanlar geldi. Abundan çok var. Diyoruz ki hocam abundan çok var. İn alır mesela. In abundance. Çevirisi bolluk içerisinde derken kullanacağız. In abundance. In abundance. In abundance. Bakarsan bir gün sınavda tam ya da bir yerde in abundance'ı inini sorabilir arkadaşlar. Orada hemen yapar geçeriz. Numerous kelimesi sayısız çok derken kullandığımız bir ifade ki yine çok sık okunan arkadaşlarımız bu kelimenin de çok yaygın bir kelime olduğunun farkında olacaktır sevgili arkadaşlar. Peki, plenty de plentiful, bol çok anlamına gelen bir ifade. Ample, mesela ben bu kelimeyi şöyle çalışıyorum. Ample people, ample people. Bak, yani çok insan, bol insan diye kullanırız. Ample people. Bak sonları birbirine benzemiyor mu? Ample people diye kullanacağız. Hatta ve hatta eskiden şunu yazıyordum da artık onu yazmıyorum size. Ample people in China diyordum, tamam mı? Hani Çin'de çok fazla var ya. Bu virüsten dolayı artık Çin'i yazmıyorum arkadaşlar. Gıcık kaptım onlara. Tamam mı? Ample people diyorum. Çin'i kaldırdım. Ama isteyen varsa hocam yazabilir ama ben yazmıyorum. Tercih sebebi. Ample people. Kalsın ya. Ne faydasını gördük ki burada faydalarını görelim. Peki ample people diye kullandık. Peki 6 ve 7'ye bakar mısınız? Çok önemli kelimeler sevgili dostlar bu ikisi. Bakın bu kelimeleri, bu iki kelimeyi şöyle alalım. Gene de şöyle kullanacağız. Yazdık. Considerable kelimesini kullandık. Yanında şunu çok sever. Amount çok sever. Hani çevirisi önemli miktarda demektir. Çok demektir. Yani önemli miktarda demek ne demektir? Çok olduğunu bize söyler. Peki hocam bu kelimeyi biz nasıl görebiliriz? Zarf halini çok görürsünüz. Şöyle önemli ölçüde çok demektir. Bakın aramızda daha önce sınava girenler zaten bu kelimenin çok önemli olduğunu, sınavlara karşımıza geldiğini, geleceğini çok ama çok iyi bilir. Tabii dikkate değer, önemli kayda değer derken kullanacağız. Copies kelimesi. Ben bu kelimeyi şöyle kodluyorum. Copies bol çok demek ya. Şöyle kodluyorum. Copy kelimesi var kopyalamak. Diyorum ki hocam yani 100 tane kopyaladım. 100 tane kopyalarsam ne olur? Bol çok olur. Kopyala, 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 kopyala. Bol çok anlamda kullandığımız bir anlatım olacaktır. Peki gelelim İngilizlerin arkadaşlar takıntılı olduğu bir bölüm. Muhteşem, harika, çarpıcı, göze çarpan, kayda değer dediğimiz bir bölüm ki o kadar fazla kelime var ki bunlarla ilgili arkadaşlar. Yani sadece muhteşem kelimesini sözlüğe yazsanız arkadaşlar karşımıza 126 tane sonuç geliyor. Bak sadece muhteşem 126 ya az buz değil 126 tane demek ya. Değil mi? Hangisine bakacaksın? İşte biz burada ne yapıyoruz? Diyoruz ki hocam en yaygınları bu. Bunlar karşımıza gelecektir dememiz lazım. Peki hocam yazdığım notları ben size ders sonunda veriyorum PDF olarak. Siz PDF olarak indirip çıktısını alabilirsiniz. Hocam muhteşem harika hemen çalışalım. Ki bunları yine ilerleyen testlerde farklı farklı yine göreceğiz. Yani burada 19 tane kelime var ama ilerleyen süreçte 3'er 5'er tane tekrar bu kelimelere bakacağız. Amazing kelimesi. Mesela ben bunu Amazon kelimesine benzetiyorum. Amazon yağmur ormanları muhteşem, harika. Bir de amazon.com var değil mi? Bilenler yine vardır. Harika, muhteşem bir sitedir ki sahibinin zaten en zengin kişi olduğundan belli. Astonishing kelimesi. Ben mesela Aston Martin'den kodluyorum. Öyle bir araba markası var değil mi arkadaşlar? Aston Martin harika, muhteşem, çarpıcı bir araba markası. Beautiful, güzel demektir. Breathtaking. Breath'i kimler bilir? Bakın aslında burada çıkarabilirsiniz. Breathtaking. Yani değil mi? Nefes kesen, nefes
kesici derken kullanacağız. Diyorsun ki nefes kesici bir manzara. Öyle değil mi? Böyle nefesim kesildi derken kullanacağız. Peki brilliant kelimesi böyle bir perde markası yok mu sevgili dostlar? Buna benzer değil mi bir perde markası var? Muhteşem, harika dediğimiz bir perde markası gibi düşünebilirsiniz. Birebir aynısı olmayabilir, tamam mı? Hatta öyle mi? Bakayım, bir perde diye geçiyordu arkadaşlar. Birebir aynısı olmasa bile, tamam mı? Oradan gelir zaten. Muhteşem, harika olduğunu bize söyler sevgili arkadaşlar. Peki, fabulous kelimesi. Muhteşem, harika derken kullanırız. Hatta eskiden Fabuloso diye bir deterjan markası vardı ya da işte kimyasal bir marka vardı. Çok güzeldi. Harikaydı. Belki oradan hatırlayanlar olabilir. Fascinating kelimesi. Bakın Fas'a gidenler bilir. Fas gerçekten muhteşem. Gerçekten harika, çarpıcı bir ülkedir. Gidenler öyle olduğunu söylüyor sevgili arkadaşlar. Great bildiğimiz bir ifade. Impressive kelimesi etkileyici derken kullandığımız bir ifade. Magnificent'ın tam karşılığı muhteşem. Hatta ve hatta yine bilenler bence vardır aramızda. Avrupalılar Kanuni Sultan Süleyman'a ne derler arkadaşlar? Bir söyler misiniz? Kanuni Sultan Süleyman'a güzel Süleyman the Magnificent derler. Yani muhteşem Süleyman diye hocam hemen ne yaparlar? Söylerler. Muhteşem Süleyman diye kullanırlar. Yani direkt öyle Kanuni Sultan Süleyman öyle kanuna falan çevirmezler. Muhteşem Süleyman diye çevirirler sevgili arkadaşlar. Çünkü onların gözünde baya baya iyi işler yaptığı için muhteşem olarak karşımıza geliyor. Peki outstanding kelimesi göze çarpan dediğimiz bir ifade. Mesela picturesque bu picture resim ya. Diyorsun ki ya bir manzara var. Var ya manzara böyle resim gibi. Ya da diyorsun ki evin manzarasına böyle baktığımızda dışarıya baktığımızda resim gibi bir ondan sonra anlatım var derken kullanacağız. Resim gibiyse o zaman muhteşem olduğunu bize söyler sevgili arkadaşlar. Remarkable, Magnificent Süleymanlılar mı? Hocam çok olmaz şöyle ki hani onlarda yani sıfat tamlaması gibi olur. O yüzden burada sıfat tamlamasından ziyade isim kullanacağız ya. O yüzden Süleyman the Magnificent diye geçer. 13'e geldiğimizde mesela bak şöyle kodluyorum ben. Remarkable kelimesi var ya içine marka var. Bazı markalar muhteşem değil mi arkadaşlar? Değil mi? Alıyorsun diyelim ki bir marka. Neyse aldık elbise mi araba mı? Diyorsun ki çok muhteşem bir marka ya. Çünkü çok seviyorum. Ondan sonra çok işte güzel falan deyip yani bazı markalar gerçekten muhteşemdir. Harikadır. Çarpıcıdır diye kullanırız. Var mı aramızda böyle hani marka deyince böyle muhteşem harika dediğimiz bir unsur? Var mıdır arkadaşlar? Hemen hani reklamlara gidelim. Reklamlar. Bu derste şu an ürün yerleşme vardır arkadaşlar. Mesela arkada var işte bizim mesela bizim markamız değil mi? Akındil evet. Akındil ondan sonra. Başka ne var? Bak Not diyen var, Lacoste diyen var ama 5 lira demiş Lacoste. Peki bu arada Akındil yazanlara %85 oranında burs verelim arkadaşlar. Ne dersiniz? Adam Lacoste yazmış. Ya arkada koskoca marka var. Adam Lacoste yazmış. Tamamdır. 7 senet diyen var güzel. Tamam arkadaşlar. %85 ondan sonra burs aldınız. 2035'teki YDS için bizden %85 burs kazandınız. Tebrikler. Teşekkürler. Ama 2035 yılına kadar arkadaşlar şartlarımız var. 1. 2035 yılına kadar sınavdan geçememek. 2035 yılına kadar Akındil'e gelmek. Eğer bu şartları taşırsanız %85 burs alabilirsiniz. Bana çok cazip geldi ben. Bana çok cazip geldi. Peki ben okeyim demiş. Tamam hocam güzel. Tamam da gel. O da aynen. Size 2035 ha. Başkasına o değil. Yani şu an yayında bulunanlar için. Yayında bulunan ilk 50 kişi için. Hani var ya. Arayan ilk 50 kişiye. Peki çocuğa devretmek falan yok. Direkt kendiniz geleceksiniz. Yok çocuğa devretmek yok. Peki. Peki işin esprisi hocam geçtik hadi bakalım. Striking kelimesi hocam ben bu kelimeyi şöyle çalışıyorum. King var ya içerisinde kral diyorsun ya çok kral bir arkadaşım ya. Çok kral bir hareket diye. Öyle belki örneğin kraldan aklımıza gelsin. Stunning kelimesi bak şöyle geliyor stunning kelimesi. Bir yerde mesela keşif vardır diyor ki stunning discovery. Yani muhteşem keşif diyor adam ya. Harika keşif diye karşımıza geliyor. Muhteşem harika keşif diye kullanacağız. Hemen şöyle yazmış olalım. Peki başka wonderful bence bildiğimiz bir ifade. Çok yaygın bir kelime.
Spectacular, çok duymuşuzdur. Nerede? Maçlarda mesela. Spectacular atmosphere. Diyor ki harika bir atmosfer var deyip spectacular'ı kullanabiliriz. Charming kelimesi. Ya bizdeki çarpmak kelimesine benzemiyor mu? Diyorsun ya bir elbise gördüm. Beni çarptı diyorsun ya. Öyle kodlu hocam. Elbise beni çarptı diyeceğiz hocam. Geçtik. Peki alluring kelimesine baktığımızda bu da çekici, cazip anlamına gelen bir anlatım oldu. Bak hemen yine kodlama geldi hocam. Kodlama geldi. Stunning demiş, o da olur. Çekici adam, muhteşem adam derken kullanacağız. Peki bakın şimdi burada ne yaptık biz? Hocam yazdık. Önemli noktalara değindik arkadaşlar. Tamam mı? Sizden isteğim işte gelmeden zaten sizden istediğim şu değil. Ya burada teker teker böyle bakıp ya bu önemliymiş, bunundur edatı nedir? Bunu istemiyorum zaten. Çok yoğun bir program olur. Sizden istediğim yani gelmeden şöyle bir yarım saat, 45 dakika bir bakın. Ya bir çalışın, çalışın. Sınavda yani akşam derse biz ne göreceğiz? O aslında. Yani tamamen böyle ilk görmeyin. Derste ilk gördüğünüz kelimeler olmasın. Önceden bir çalışma yaparsanız derste tekrar yaptığımızda daha rahat, daha kalıcı halde olur arkadaşlar. Peki, şimdi gelelim collocation testi ama ne yapalım? Bir ara verelim aradan sonra. Kaldığımız yerden biraz collocation testten çalışalım. Sonra biraz eşleşme yapıp ondan sonra örnek cümlelere bakalım sevgili arkadaşlar ama aradan sonra. Buradaki dersler için söylüyorum. Sizden ne istiyorum ben? Listeye göz atmanızı istiyorum arkadaşlar. Collocation testi ister dersten önce isterseniz dersten sonra yapabilirsiniz. Burası yine sizlere ait olan bir bölüm olacak. Biz derste direkt eşleşme bölümüne bakacağız. Yani sorumlu olduğumuz bir yer. Sonra sizden örnek cümleleri yapmanızı istiyorum. Önümüzdeki ders direkt tablo 1'deki örnek cümlelere ben bakacağım sevgili hocam. Sonrasında bu bölümü yani biz tablo 1'i sıfatları bitirmiş olacağız sevgili arkadaşlar. Peki collocation'ın mantığı nedir arkadaşlar? Şimdi biliyorsunuz sınavlarda boşluğun sağında başka bir ifade veriyor ya. Bunu çok ama çok seviyor ÖSYM. Yani diyor ki hocam bir de research araştırma demektir. Discovery keşif demektir. Acaba nasıl bir kelimeyle kullanalım ki böyle kulağa hoş gelsin, kulağa doğal gelsin, kulağa tırmalamasın. Tabii ki doğru cevap important, önemli araştırma, önemli keşif derken kullanırız. Ulu, yüce, kocaman keşif, araştırma çok da tabii bir anlatım, tabii bir ifade olmuyor. Peki ses gelmiyormuş. Hemen bir çıkış tekrar giriş yapalım. Bir de yardımcı olalım arkadaşımıza lütfen. Baki Doğan'a bir yardımcı olur musunuz sevgili arkadaşlar? Peki ikiye geldiğimizde nasıl ihtiyaçlar, nasıl elbiseler olsun? Needs clothes. Evet. Adana mı Bursa mı hemen sağ tarafa. Bakın AB bölümüne tıklarsanız sevinirim. Alt tarafa değil de yukarıya yazın. Yani tıklayın daha doğrusu arkadaşlar. Tabii ki temel ihtiyaçlar, temel elbiseler derken kullanırız. Ya büyük ihtiyaçlar, kocaman ihtiyaçlar, kocaman elbise diyemeyiz ki değil mi? Çok da güzel olmadı. Hani geniş, büyük olsanların da ama böyle kocaman, devasa elbiseler çok da mantıklı olmuyor. Peki 3'e geldiğimizde nasıl bir davranış, nasıl bir tarz olsun sevgili dostlar? Evet. Tabii ki doğru cevap ne oldu? Unusual kullandık. Sıra dışı davranış, sıra dışı bir tarz derken kullandık. Zorunlu davranış, zorunlu tarz der misiniz? Yani çok da demeyiz. Çok da mantıklı olmaz. 4'e geldiğimizde nasıl bir dağ, nasıl bir fark olsun? Baki Doğan'a bir yardımcı olalım. Bir de ses var yazar mısınız arkadaşlar? Arkadaşımız da görsün. Ses var yazar mısınız? Video kayıt değil hocam bu. Şu an canlı kanlı ders yapıyoruz. Bir arkadaşımıza yardımcı olun lütfen. Ses var, tamamdır. Görmüştür umarım. Peki geldik. Hocam nasıl bir dağ, nasıl bir fark olsun da hocam. Tabii ki huge'ü kullandık. Devasa, büyük bir dağ, devasa, büyük bir fark var derken kullandık. Abandoned kelimesine baktığımızda bu da bol, çok anlamına gelen bir ifade. Bol da, bol fark demek çok da mantıklı olmuyor. 5 için nasıl bir eğitim, nasıl bir course, ders olsun sevgili arkadaşlar. Course'un aynı zamanda süreç anlamı var biliyorsunuz. Buradaki anlatımı ders. Evet, zorunlu bir ders değil mi? Var değil mi sınavlar şeylerde, okullarda falan işte zorunlu eğitim derken kullandık.
Ebrap kelimesinin tam karşılığı şudur. Aniden, birdenbire beklenmedik. Hani dışarıya çıkarsınız, hava böyle günlük güneşliktir hocam. Aniden bir yağmur gelir ya, işte o ebrap arkadaşlar, sıkıntı. Ya da böyle aniden beklenmedik bir aksilik ortaya çıkar ya, işte biz ona ebrap deriz, çünkü olumlu bir anlatıma sahip değil. Peki bir alta gelir misiniz sevgili dostlar? Nasıl bir ölüm, nasıl bir kriz olsun? Evet, güzel. Sadını kullandık. Yani ani ölüm, ani kriz derken kullandık. Regular der miyiz hocam? Düzenli ölüm. 2 ayda bir ölüyor. 3 ayda bir ölüyor. Düzenli kriz diyemeyiz değil mi? Çok da mantıklı olmadı. 7'ye geldiğimizde popülerlik bakımından düşüş diyeceğiz. Mesela decline kelimesinin in aldığını bilmeyenler bence buraya dikkat edebilir. Decline, düşüş, azalış, yanına in alır, popülerlik bakımından diyeceğiz. Evet, doğru hocam. Tabii ki steady kelimesini kullandık sevgili dostlar. Değil mi? İstikrarlı, sabit bir düşüş, popülerlik bakımında da popülerlik de diyeceğiz. Beautiful der misiniz? Güzel, muhteşem bir düşüş. Tabii ki diyemeyiz. Güzel bir anlatım olmaz. Peki 8'e geldiğimizde nasıl kayıt, nasıl kanıt düzeltelim. Evidence, kanıt. Nasıl kaynak olsun? Evet. Tabii ki ample kelimesinin daha ön planda bol, fazla kanıt, kaynak derken kullandık. Bakın muhteşem kaynak denilebilir. Ama evidence diyemeyiz. Muhteşem kanıt, harika kanıt diyemeyiz. İkisini kapsayan bir anlatım olması lazım. İkisini kapsayan kelime ample oldu sevgili arkadaşlar. Peki, bakın güzelce çalıştık. Bir de bunları cümle içerisinde gördü mü tamamdır. Bir de bunları dediğim gibi düzenli bir şekilde okumaya soktum arkadaşlar. Bilin ki hocam doğru yoldayız. Pamuk ipliği gibi gerisi gelecektir. Peki 9'dayız, hemen çalışalım beraber. Nasıl miktarda petrol olsun? Tabii ki immense yazmıştım ya, yani amount çok sever. Büyük miktarda para demiştim hatırlarsanız. Burada büyük miktarda petrol derken kullanacağız. Bu oil kelimesini ÖSYM genelde petrol anlamında kullanır. Böyle yağ anlamında çok fazla görmezsiniz. Sadın ne de hatırlayalım. Aniden birdenbire miktar diyemezsiniz. Ona geldiğimizde nasıl bir performansa, nasıl bir sanat eserine bürünelim? Evet. Tabii ki muhteşem, göze çarpan, çarpıcı bir performans ya da sanat eseri derken kullanırız. Enforce kelimesinin anlamı zorunlu anlamına gelen bir anlatım oldu. Peki 11'deyiz. Nasıl bir faktör, nasıl bir parça unsur olsun? Hayatımızın işte bir faktörü. Güzel. Tebrikler de hocam. Ne oldu? Crucial'ı kullanmış olduk. Süper hocam, bakın. Neredeyse sıfır yanlış. Immediate ne de hatırlayalım. Ani. Yakın anlamına gelen bir anlatım oldu. 12'ye geldiğimizde part of our lives, tool. Tool da yine bence bilinen bir kelimedir. Değil mi? Çok görmüşüzdür bence. Güzel, alet anlamına gelen bir ifade. Nasıl bir alet? Hayatımızın nasıl bir parçası olsun sevgili arkadaşlar? Mesela cep telefonları hayatımızın indispensable, yani olmazsa olmaz, elzem, zaruri, temel, gerekli bir parçası derken kullanacağız. Hatta ben bu kelimeyi şöyle kodluyorum. Bakın içindeki dispensable kelimesi var ya, ben bu kelimeyi dispanser kelimesine hocam yoruyorum. Eskiden biliyorsunuz her semtte, her mahallede dispanser vardı, değil mi? Dispanser temeldi, gerekliydi. Olmazsa olmaz olan yerdi sevgili arkadaşlar. Dikkatinize, bilginize. Şu anda var ama çok böyle yaygın değil tabii ki. Daha çok onun yerine işte sağlık ocakları var arkadaşlar. 13'e geldiğimizde coincidence ya da phenomenon diyeceğiz. Ne dersiniz? Yani nasıl bir rastlantı, nasıl bir olay olgu olsun? Tabii garip, bizarre diyorsun, garip bir rastlantı.
garip bir olay olgu derken kullandık. Hocam ekrana kayma varsa şöyle yapın isterseniz. Küçültüp büyütürseniz ondan sonra pencereden oradaki kaymalar düzelecektir sevgili hocam. 14'e geldiğimizde nasıl bir ordu, nasıl bir ülke olsun sevgili arkadaşlar? Haydi bakalım gelsin. Charme mi yoksa Mighty mi? Hangisi daha böyle yakın? Bak birbirine çok yakın ifadeler. Acaba hangisi daha baskın derseniz Mighty. Büyük, kocaman bir ordu. Büyük, kocaman bir ülke derken kullanırız. Hani çekici, cazip bir ülke dersiniz ama hani ordu için bu kelimeyi biz maalesef kullanamayız sevgili arkadaşlar. 15 için ne dersiniz? Immediate mi yoksa enforce mu? Doğacağımız burada tabii ki immediate'i kullandık. İlk iki kelimeden rahatlıkla çözebiliriz. İşte immediate reaction yani ani reaksiyon. Response cevap. Ani cevap diyeceğiz. Mesela immediate family ifadesini bilmeyenler için bak burada bir yıldız koymuş demiş ki bu kelime biraz karışık bir kelime bil. Immediate family şu demektir. Yakın aile demektir arkadaşlar. Böyle en yakınındaki aile için kullandığımız bir ifade. İşte annen, baban, kardeşin dediğimizde buna biz immediate family diye kullanacağız. Tam karşılığında birinci dereceden akrabalar derken kullanacağız. Yani çekirdek aile gibi düşünebilirsiniz. Evet. Future kelimesine baktığımızda yakın gelecek derken kullandığımız bir ifade. Near future gibi düşünebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Peki. Hemen burayı kapattık. Geldik. 16'dayız. Nasıl bir fiyat, nasıl bir hız olsun ki güzel bir anlatım yapabilelim. Evet, tabii ki de hocam ne oldu? Fixed'i kullandık. Sabit fiyat, sabit hız derken kullandık. Abrupt kelimesi de aniden birdenbire derken kullandık. Ekran düzelmiyorsa ben hemen sallayayım hocam. Şu an düzelmiş olmalı. Ben düzelttim. Peki bu bölümü de bitirdik sevgili arkadaşlar. Geçtik. Şimdi sizden ne istiyorum? Burası hocam kalsın. Burası tamam yeterli. Önümüzdeki derse kadar şu bölümü yapmanızı rica ediyorum sizden. Zaten biz listeye baktık. Sonrasında arkadaşlar ya da şöyle yapalım. Listeyi hiç bilmeyenler için biraz çalışalım isterseniz. Önümüzdeki ders siz için sizden örnek cümleleri yapıp gelmenizi rica ediyorum. Biz şimdi şu test mantığına bakalım. Arkadaşlar şimdi yukarıda İlk sayfada değil mi? Şu üçüncü sayfada biz ne yaptık? Listeye baktık. Ama işimiz bitmedi. İşimiz burada daha var. Ne yapmamız lazım? Bu kelimeleri şöyle döndürüp 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 tekrar tekrar çalışmamız gerekiyor. Nasıl çalışacağız? Tabii ki test usulü. Şimdi A, B, C, D, E diyoruz sevgili arkadaşlar. Kitapta var tabii. Kitaptakinin aynısı sevgili hocam. Şimdi diyor ki bu important kelimesi means anlamına gelmek. Important yerine hangi anlatımlar vardı? Burada birden fazla cevap var. Örnek. Important önemli hayati demektir. Adana vital olur. Konuştuk yukarıda vardı. Crucial olur. Bir de ne oldu? Critical kelimesini kullandık. A, B, C. Tamam güzel. Peki Denizli'ye baktığımızda hocam kitap yoksa o zaman niye soruyorsunuz ki? Kitap elinizde varsa vardır. Ama kitap yoksa yani şimdi hocam kitap yok ama demiş. Kitapta var mı? Evet, kitapta var ama elinizde kitap yoksa o zaman yoktur. Peki size gelecek ama merak etmeyin. Zaten ben bunu size PDF olarak vereceğim ders sonunda. Sıkıntı olmaz. Yani ilk 6 dersin kelime bölümünü vereceğim arkadaşlar sizlere. Peki odd ve weird'e baktığımızda bunlar da garip, tuhaf anlamına gelen kelimeler oldu. Yani amaç burada yukarıdaki listeyi hani bizim en sevdiğimiz yöntem test ya. Bu sınavda test usulü olduğu için test şeklinde çalışmak. Peki necessary için ne dersiniz? Bakın ilk defa bunu görenler için güzel bir alıştırma. İlk defa görenler bir ben der mi alt tarafa? Hocam ben kelimeleri ilk defa böyle çalışıyorum. İlk defa böyle gördüm diyenler bir ben derse sevinirim. Bakın kimler varmış? Necessary neydi anlamı? Gerekli temel derken kullanacağız. Ne olsun sence gerekli temel anlamında? Haydi biraz katılmanı istiyorum. Katılım istiyorum arkadaşlar. Birden fazla seçenek var.
Evet, doğru cevaplarımıza baktığımızda basic kelimesini kullanırız. Required kelimesini kullandık. Bir de essential kelimesini kullandık. Bursa seçeneği hayati önemli demektir. Weird kelimesi ise garip, tuhaf anlamına gelen bir kelime oldu. Burada garip, tuhaf diyemeyiz maalesef. 3. Strange kelimesi means anlamına gelmek demektir. Yani diyor ki strange hangi anlamlara yakındır? Hangi anlamlara gelir diye sormuş. Buyurun efendim. Evet. Hadi ufak bir kopya. 2 doğru cevap var arkadaşlar. 3, 4 değil. Doğru cevap sayısı 2. Doğru cevaplarımıza baktığımızda ot, garip, tuhaf, güzel. Unusual kelimesi garip tuhaf demektir. Edirne yapan arkadaşlarımıza sesleniyorum. Edirne kelimesi ani, birdenbire, beklenmedik anlamına gelen bir kelime. Bakın olumsuz bir kelime ama garip tuhaf anlamında değil. Essential temel, basic kelimesi yine temel anlamına gelen bir anlatım idi. Peki huge kelimesi. Bak bu kelimeyi ben şöyle kodluyorum. Yine bilenler vardır. 1990'lı yıllarda Hugo karakteri vardı. Hatırlar mısınız arkadaşlar? Hugo. Hani böyle 6'ya basınca sağa gidiyordu. 4'e basınca sola gidiyordu. 2'ye basınca zıplıyordu. 8'e basınca ondan sonra kafasını değil mi? Ondan sonra 6'a eğiyordu değil mi? Cadı Şila vardı değil mi? Şila mıydı? Şila mıydı? Öyle bir şey vardı. Tolga abi vardı ki bugün Tolga abi görseniz bizden daha genç yani. Öyle böyle değil. Tolga abi hiç yaşlanmıyordu. Hep gençti bu adam. Tolga abi değil mi? Ondan sonra Tolga abi orada Tolga Garipoğlu diye geçiyordu. Şu an bile bizden genç diyebiliriz arkadaşlar. Yani yukarıya ondan sonra ve şöyle bilmeyen demiş bizden değildir arkadaşlar. Yani o neslin bir nevi travmasıdır. Niye travma derken şöyle çok ondan sonra hani isteyip de oynamadığımız yıllarda arkadaşlar. Çünkü çok pahalıydı o zaman. Telefon faturası inanılmaz geliyordu. Şimdiki gibi değildi. 90'lı yılları bilenler bilir. Bir de şey vardı hatırlıyor musunuz böyle bu çevirmeli telefonlar var ya. Mesela onlarla oynanmıyordu mesela. Çünkü basman gerekiyordu. O da nasıl bir şey acaba? Yani o zamanki teknoloji ne kadardı? Ben çok inanamıyordum ya. İkiye basıyorsun zıplıyor. Acaba nasıl oluyor? Senin telefonu nasıl bağlıyorlar? Peki. Haydi hocam gel 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 gel. Ne dersiniz? Yaşımız çıkmasın demiş hocam. Çıksın ne olacak ya yapacak bir şey yok. Zaman geçiyor. Huge, büyük, devasa derken immense kelimesini kullandık değil mi arkadaşlar? Başka vast kelimesini kullandık. Başka massive kelimesini kullandık ve geçtik. Vital kelimesi önemli hayati, critical kelimesi yine önemli hayati anlamına geldi. Peki compulsory için ne dersiniz? Compulsory. Evet bir üçleme yapmamış mıydık? Üçleme yaptık hemen hatırlı hocam. Evet. Tabii ki de hocamız compulsory, mandatory, obligatory diye ne yaptık? Üçlememiz yaptık. Denizli doğru cevap. Eli de doğru cevap. Adana büyük, devasa. Bursa sıra dışı, garip, tuhaf. Immense kelimesi ise büyük, devasa anlamına geldi. Peki ona kadar gelelim hocam şöyle. En azından şu ilk satırı bitirelim beraber. Peki geldik arkadaşlar. Soru 6. Sudden kelimesi. Ne anlamı? Hemen hatırlayalım. Sudden kelimesi. Birdenbire aniden derken kullanacağız. Evet. Hemen geldik. Doğru cevaplarımıza baktığımızda yoğunlaşalım. Immediate kelimesini kullandık. Güzel. Bir de ne oldu? Abrupt kelimesini kullanmış oluyoruz. Mandatory zorunlu. Massive büyük, dev, kocaman. Crucial kelimesi ise hayati önemli anlamına geldi. Ve 7 için ne dersiniz? Static kelimesi. İstikrarlı, sabit anlamına gelen bir anlatım sevgili arkadaşlar. Buyurun gelsin cevaplarımız. Doğru cevaplarımıza baktığımızda
Fixed Türkçe bile geçmiş. Kabul. Başka? Stable'ı kullandık. Tebrikler. Bir de Edirne Consistent kelimesini kullanıyoruz. Abundant, bol, çok, fazla. Immediate kelimesi ise ani, yakın anlamına geldi. Peki abundant. Daha yeni söyledim. Evet. Bol, çok anlamına gelen kelimelerden biriydi. Numerous tabii ki olur. Başka plentiful kullandık. Ve Edirne, pardon, Denizli plenty kelimesini kullanmak durumundayız. Bursa ve Edirne'ye baktığımızda bunlar da istikrarlı, sabit anlamlarına gelmiş oldu. Peki amazing kelimesi ne anlamı? Şaşırtıcı, muhteşem. Hani Amazon demiştik ya, Amazon'dan aklımıza gelsin sevgili arkadaşlar. Evet, gelsin cevaplarımız. Buyurun efendim. Adana brilliant kelimesi muhteşem, harika. Ceyhan breathtaking kelimesi nefes kesici, nefes kesen oldu. Astonishing kelimesi tabii ki yine oldu. Muhteşem, harika anlamlarında. Bursa garip, tuhaf. Denizlik seçeneği ise büyük, devasa anlamına geliyor idi. Peki ondayız. Fabulous kelimesi. Buyurun efendim, ne dersiniz? Evet. Buyurun. Adana muhteşem, harika derken kullandık. Güzel, başka var mı? Bursa great'i kullandık ve bir de ne impressive kelimesini kullanabilirsiniz. Basic, temel, required kelimesi ise zorunlu, gerekli anlamına gelen bir ifade oldu. Ve hemen şunu söylemek isterim sevgili dostlar. Bakın, ilk 10 tane soru bütün listeyi kapsayan bir bölüm. Yani ilk 10'dan sonra artık 11'e bakar mısınız? Hemen ne yapıyoruz? A noktasına gidiyoruz. Bakın, dikkat edin arkadaşlar. Şimdi A'dan I'ya kadar geldik. 10 tane soruyu burada harmanladık. Bir kısmına baktık. Şimdi 11. soruya geldik ki A'ya tekrar deniyoruz. Yani burada bir nevi sarmal şekilde çalışıyoruz. 11'e geldik ki A'dan tekrar I'ya kadar teker teker geleceğiz. Dikkatinize, bilginize. Peki 11'de yapıp geçelim mi? Sonra geri kalanı size bırakayım. Hangileri önemli anlamlarına gelsin sevgili arkadaşlar? Evet. Important kelimesi tabii ki olur. Tebrikler. Bir de ne oldu? Principal kelimesini kullandık. Peki strange kelimesi garip, tuhaf. Weird kelimesi garip, tuhaf. Giant kelimesi ise büyük, dev anlamına geldi. Ki zaten derslerde de biz arkadaşlar ilk 10 tanesini yapıp geri kalan bölümü ödev şeklinde vereceğiz. Çünkü ilk 10'da zaten bütün kelimeleri görmüş olacağız. 11 ile 22 arası bir nevi ödev olacak. Tekrar gözden geçirmek babında. Şimdi önümüzdeki ders, tekrar belirtiyorum arkadaşlar. Örnek cümleler ödev. Elinde kitabı olmayan varsa tekrar belirtiyorum. Bu PDF'i vereceğim size. İlk 6 dersin kelime PDF'i, kitap gelse de yine elinizde bu bulunsun. Sıkıntı olmayacaktır arkadaşlar. Peki biraz şimdi ne yapalım? Hazır kalıp çalışalım mı? Şimdi okuma yapacağım ama okuma için zamanım kalmayabilir. O yüzden risk atmak istemiyorum. Hocam biraz hazır kalıp bakalım isterseniz. Şimdi hocam ders sonunda paylaşacağım. Ders sonunda PDF'i paylaşınca indirebilirsiniz. Ya da yds.net'ten indirebilirsiniz. Oraya da göstereyim size. Hemen birkaç soru var. Hocam tabloya bakarak cevaplamamız ilk aşamada normal tabii ki. Normal hocam. İlk aşamada normal ama hani bu saatten sonra dedim ya, hani derse gelmeden önce bir tabloya bakın dememin sebebi bu Aysel. Yani bir gelmeden bir bakalım. Sevgili Aysel. En azından orada neler aklımıza kalmış, neler kalmamış. Hani biraz daha kendimizi zorlarız, kendimizi test ederiz. Yoksa diğer türlü tabloya bakıp işaretlemek ilk aşamada normal ama belli bir aşamadan sonra tabii ki normal olmayacak. Peki sence reap the benefits burada ne anlamda kullanılır ve cevap ne olur, ne dersiniz? Bakın hazır kalıp çalışalım biz sizlerle. Bakın bu reap the benefits bir deyim gibi bir şey arkadaşlar. Burada
çeviri nasıl yapılır ona bakalım arkadaşlar. O da önemli bizim için. Haydi güzel gelsin cevaplar, bekliyorum. Peki arkadaşlar. Şimdi bir kere bu kelimeyi şöyle bir çalışalım. Notlar bölümüne bir girelim, sonra bakalım. Şimdi rip kelimesi arkadaşlar tek başına şu demektir aslında. Hasat etmek, toplamak anlamına gelen bir ifade. Eş anlam olarak ne kullanabiliriz burada? Eş anlam olarak biz burada yıl kelimesini kullanabiliriz, harvest kelimesini kullanabiliriz, tamam mı? Ama reap the benefits'i gördüğümüzde bu biraz daha farklı anlatım veriyor. Şu demektir. Faydasını görmek demektir. Faydasını görmek, yani faydaları bir nevi toplamak gibi düşünebilirsiniz. Şimdi doğru cevaba gelmeden önce şöyle bir yoğunlaşalım arkadaşlar. Biz çeviri yaparken şuna bir karar vermemiz lazım. Şimdi bizim burada elimizde neyimiz var ona bir karar vereceğiz. Bizim elimizde bir yan cümle, bir de ana cümle var. Bak şurası ya. Tamam hocam. When olan bölüm. Yan cümle. Öbür taraf main clause dediğimiz ana cümle. Tamam, demek ki hocam benim burada, tamam mı? İki unsura bakmam gerekiyor. Tek bir cümle yok. Dikkatinize, bilginize. Şimdi bir kere şunun kararını verir misiniz? Ana cümle when içinde mi? Yoksa main clause'a mı? Pardon, ana fiil, öyle dedim. Ana fiil cümlemizin yüklemi when içerisinde mi yoksa main clause'da mı? Evet, güzel. Ana cümlede olur. Çünkü clause'a bağlı. Ki hocam bu when bir clause. Yani cümlecik tek başına bir anlam ifade etmez. Clause'a bağlı cümle asla ve asla doğru cevap olmaz. Ne bakımdan? Yüklem bakımından. Yani sen burada gidip de protect'i ana fiil olarak, yüklem olarak ele alamazsın. Benim hocam ana fiilim burada ne oldu? Reap the benefits. Yani ne yapmam lazım? Benim bu cümleyi bununla bitirmem lazım. Tamam mı? Faydasını görmek diye kullanacağız. Peki, güzel. Şimdi burada nereden başlamam lazım? Tabii ki her zaman yan cümleden başlamak fayda sağlar ki zaten cümlenin girişine bakarsanız when'le başladığı için yani oradan başlamam bir kere hocam mecbur. Peki bir cümleyi hocam nasıl analiz etmemiz lazım? Şimdi when içerisinde ne var arkadaşlar? Onun içinde de bir cümle var mı? Evet. Ne var? Cümleden kastımız bir S var, değil mi? Bir özne var. Bir V var. Bir O var. Yani S, V, O dediğimiz bir unsur var. Bu S ve O'nun başına bir bağlaç, bir zarf cümleci when gelip onun yan cümle yapmış. Peki burada ne yapıyorum hocam? Burada şuna bakalım hocam. Her zaman ve her zaman fiili bir görmek lazım. Yani fiilimiz ne burada? When'den sonraki cümlenin fiiline protect fiili. Niçin bunu belirliyorum? Şimdi ben fiili belirlersem özne hangisi, nesne hangisi bunu daha rahat bir şekilde çözebilirim. Eğer bunu çözersem çevreye daha rahat bir şekilde başlamış olurum. Şimdi çevresini yapıyoruz arkadaşlar. Diyor ki biz bakın when'den başladık. Oradaki V'ye gidelim. Özneye geldik. Biz tamam çocukları aşılar sayesinde ya da aşılar ile yıkıcı, tehlikeli hastalıklardan koruduğumuz zaman, baktığı zaman tamam bu yan cümle, tamam bu hallettik. Onların aileleri bitmedi. Toplumları ve ülkeleri ve gerçekten de asıl bütün dünya bundan fayda sağlar diyeceğiz. Bakın ne yaptık? Yan cümleden başlayıp sonra teker 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 halletmiş olduk. Ya hocam şimdi burada tamam güzel. Yan cümleyi gördük, şunu gördük, bunu gördük ama ya bazen zorlanabiliyoruz. Bazen biz yüklemi bulamayabiliriz ama bak hocam yapacağın işlem şu. Biz
çeviri yaparken ne de bir okuma parçası okurken şuna yapmanızı istiyorum sizden sevgili arkadaşlar. Yani adım adım çevir. Yani şöyle çevir. Biz koruduğumuzda çocuklarımızı yıkıcı hastalıklardan aşı ile tamam aileleri, toplumlar ve ülkeler ve gerçekten de aslında bütün dünya fayda sağlar. Bak böyle de yapsan olur. Çünkü bizim sınavdaki amacımız şu. Çeviri soruları dışında arkadaşlar ne demek istediğine bakmamız lazım. Yani ben sizden şunu istemiyorum. Hadi bunu öyle bir çevir ki yan cümleyi öyle güzel çevir, ana cümleyi çevir, bir çevirmen gibi kusursuz çevir. Ben bundan istemiyorum yani hocam ilk aşamada ben senden bunu isteyemem çünkü ilk aşamada bu maalesef mümkün değil. Ama en azından vermek istediğim mesajı alırsan o bizim için yeterli olur. O yüzden hani şöyle düşünme. Sondan başlayacağım, ortaya geleceğim, ortadan ondan sonra işte başa döneceğim. Olmuyor hocam, o her zaman olmaz. Ne zaman olur biliyor musunuz? Eğer sıfat cümleci, isim cümleci, zarf cümleci bilgimiz zirveye çıkarsa, neyin nerede olduğunu görürsek ve biraz hocam çeviriyle uğraşırsak o zaman çok rahat bir şekilde görebilirsiniz. Peki çok uzattım kusura bakmayın hocam. Hani mantığını çözmesi açısından çalıştık. Doğru hocam burada exploit kelimesini kullandık. Kullanmak, faydalanmak anlamında sevgili arkadaşlar. Bakın reap the benefits kelimesini gördüğümüzde faydasını görmek, kullanmak, faydalanmak diyeceğiz. Şimdi burs yapan arkadaşlarımız yield kelimesi çok güzel tamam. Hasat etmek demektir. Eğer reap kelimesini verse de yield'ı kullanabilirdim ama burada tek başına reap vermiyor ki. Reap the benefits deyip bütün ifadeyi istiyor. Faydasını görmek, faydalanmak diyeceğiz. D'deki exploit kelimesinin bir anlamı sömürmek, bir anlamında faydalanmak anlamına gelen bir anlatım sevgili arkadaşlar. Tamam mıyız? Peki, precede kelimesine baktığımızda den önce gelmek anlamına gelen bir ifade. Hemen bunları isterseniz şöyle notlara yazalım arkadaşlar. Pre kelimesi var oradan aklınıza gelsin. Den önce gelmek diyeceğiz. Hemen şöyle geldik. Yıl kelimesi hasat etmek anlamına gelen bir ifade. Bir de bunun sağlamak anlamı var. Bir de bunun boyun eğmek anlamı var. Üç anlamı var. Üç anlamı da buraya yazdım. Peki geldik. Ilır kelimesi cezbetmek, etkilemek, şaşırtmak anlamına gelen bir ifade olur. Bugün gördüğüm hatırlar mısınız? Ilırın kelimesi vardı. Ne gibi? Amaze gibi. Ne gibi? Astonish gibi. Ne gibi? Impress gibi düşünebilirsiniz. Bunları da böyle çok sık yazmayı düşünüyorum. Niye derseniz ne kadar çok kelime yazarsam o kadar kalıcı olur arkadaşlar. Exploit kelimesine baktığımızda bunun bir anlamı sömürmek. Hemen şöyle yazdık. Ki genelde ilk anlamı, olumsuz anlamı ön plandadır. Ama aynı zamanda kullanmak, faydalanmak anlamı da var sevgili arkadaşlar. Peki üçüncü geçtik şuraya. Üçüncü dedi. Augment kelimesine baktığımızda artırmak, geliştirmek anlamına gelen bir ifade. Enhance diye bir kelime var. Improve diye bir kelime var. Develop diye bir kelime var. Buradan aklımıza gelsin. Hocam yıl kelimesi özlemek demek değildir. O yearn kelimesi özlemek. Yield kelimesi burada hasat etmek, sağlamak, boyun eğmek anlamına gelen bir ifade oldu. Peki ne yaptık? Burayı hallettik olduk. Şimdi bu reap the benefits'i boşuna yazmadım. Niye biliyor musunuz? Okumalarda, sınavlarda karşımıza geldiği için yazdım arkadaşlar. Yoksa durduk yere sırf hani böyle zor olsun, kazık olsun diye değil de. Bakın böyle bir kalıbı sınavda sordu hocam karşımıza geldi. Yani oradaki anlatımı iyi görmemiz açısından bunu bilmemizde fayda var. Peki wage war bak bu da çok önemli. Bu da çok önemli bir kelime. Ne dersiniz?
Arkadaşlar, yine burada bir kalıp, wage kelimesinin ne olduğunu bilen var mı aramızda acaba? Ne dersiniz wage için? Hemen yazalım şöyle. Aynen. Şu demektir, haftalık ücret anlamına gelen bir ifade. Ama bakın, haftalık ücret anlamına gelen bir ifade ama bakın burada wage şu demektir arkadaşlar. Savaşmak, mücadele etmek, uğraşmak anlamına gelen bir anlatım oluyor sevgili dostlar. Şimdi burada ne yapalım yine? Biz bir bölelim. Bakın bir koza kadar bir bölüm. Tamam mı? Bir kozdan sonrası da bir bölüm. Hemen şimdi bir koza kadar çevirelim. Demiş ki İkinci Dünya Savaşı esnasında. Burada ben şunu da hemen yazmak istiyorum arkadaşlar. Bakın şunu da hemen bir yazalım. Eğer siz bir isim görüyorsanız ve sağında arkadaşlar bir preposition varsa, tamam bak preposition, sonra preposition'a bağlı bir isim geldi ya, her zaman bu kullanımda ne yapmanız lazım? Preposition'dan başlamanız lazım. Bak şunun gibi ne diyeceğiz? The students in the class. Burada çeviriye nereden başlayalım? Edattan mı yoksa soldaki isimden mi? Ne diyelim? Öğrenciler sınıf içerisinde mi yoksa sınıf içerisindeki öğrenciler mi? Ne diyelim? Ya da sınıftaki öğrenciler mi diyelim? Her zaman edattan başlayın arkadaşlar bakın. Buradaki çevirimiz sınıftaki öğrenciler olacaktır. Şimdi buradaki mantıkla şuraya bakar mısınız? Bakın şu during'den sonraki bölüm is'e kadar bir bölüm. Nasıl, nereden başlayacağız? Tabii ki during'den başlayacağız. İkinci Dünya Savaşı esnasında nükleer silahların tanıtılması. Gördünüz mü? Bakın ne güzel oldu. Ya hocam şöyle çevirsek, nükleer silahların tanıtılması savaş esnasında. Bak çevir de. Bak ne oldu, biraz devrik olmadı mı? Değil mi? Havada kaldı. O yüzden bu bilgi aslında çok öyle aman aman zor bir bilgi değildir. İsim, tamam. İsim insanda ne var? Bir edat var. Edat insanda bir isim ya da verb pancı neyse. Demek ki her zaman edattan başlamak mantıklı. Gerçekten diyor önemlidir. Çünkü bu it dedi, bu işte nükleer silahların tanıtılması diyor. Ülkelerin savaş açma, uğraşma şekillerini değiştirdi ve psikolojik savaş daha da önemli hale geldi diyeceğiz. Peki, ya burada ne demek istemiş aslında? Hocam buradaki, tamam mı? Nükleer silahların tanıtılmasının önemli olduğundan bahsetmiş. Çünkü savaşma tarzı değişmiş. Oradaki psikolojik savaş baya baya farklı hale gelmiş. Doğru cevap burada Denizli kelimesini kullandık. Strive kelimesi, uğraşmak, çabalamak, mücadele etmek derken kullanacağız. Bursa'ya çalışalım mı arkadaşlar? Imperil kelimesi var. Anlamı tehlikeye atmak demektir. Tehdit etmek demektir. Şunu hatırlar mısınız? Ne var? Perilous diye bir kelime var. Hatırlayan var mı? Perilous. Ne perilous'un anlamı? Tehlikeli, zararlı anlamına gelen bir ifade. Imperil kelimesi oradan gelir arkadaşlar. Hani şey var ya, perili ev diye kodluyorum ben. Perili ev tabii ki insanın hayatını değil mi? Tehlikeye atar, tehdit eder. Ve geldik hocam launch kelimesi. Üç anlamı var arkadaşlar. Birinci anlamı şu. Başlamak, başlatmak. Başlamak, başlatmak diye kullanacağız. Şöyle yazık, başlamak. İkinci anlamı fırlatmak demektir. Neyi fırlatmak? Hemen çalışalım. İşte roket olabilir, uydu olabilir arkadaşlar, fırlatmak. Diğer bir anlamı da piyasaya çıkarmak, sürmek demektir. Piyasaya çıkarmak, çıkarmak, sürmek anlamına gelen bir ifade olarak karşımıza gelecektir. Burada launch da olmadı. Peki spark kelimesinin yanına off'la kullanımını çok bilir miyiz? Off olması olur ama spark off da olur. Spark da olur. Anlamı tetiklemek, körüklemek, ama burada körüklemekten kastımız mecaz anlamda. Körüklemek derken kullanacağız sevgili arkadaşlar. Strive kelimesine baktığımızda yanına for alır. Bakın bunu bilmeyebilirsiniz. Mücadele etmek, savaşmak, savaşmak, mücadele etmek, savaşmak anlamına gelen bir ifade. Eş anlam yazalım. Struggle kelimesi var. Mücadele etmek, savaşmak anlamında. Fight kelimesi var. Yine savaşmak, mücadele etmek anlamında. Combat var. Battle kelimesi var. İşte wage war var ya. Wage war da kullanabiliriz. Ki doğru cevap buydu.
kelimesine baktığımızda geri çekmek, geri çekilmek demektir. Peki neyi geri çekmek hemen çalışalım arkadaşlar. Orduyu, tamam mı? Polisi, askeri geri çekmek derken kullanacağız. Askeri. Mesela diyor ki işte the government, hükümet diyor, will retreat. Geri çekecek. Kimi geri çekecek? İşte army forces, askeri güçleri diyor. Bölgeden geri çekecek. In the region. İşte bölgede söylemeye gerek yok. Bölgeden geri çekecek diye kullanacağız. Hatta bir ara şey vardı ya, bu hani Amerika hükümeti Suriye'den askerleri çekme planı vardı arkadaşlar, hatırlarsanız. O zaman baya baya kullanılmıştı mesela. Retreat the US Army Forces diye karşımıza geliyor idi. Peki dedik, burada bitirmiş olduk. Yani buradaki hani dersin başına demiştik ya, hazır kalıplar, şey, bunlara bakmak lazım. Bu hazır kalıpların nasıl bir anlatım verdiğine bakmamız lazım ki hocam sürpriz bir durum olmasın. Sürpriz bir durumda biz bunları da bilerek hazırlıklı hale gelmiş olalım. Peki hocam, warfare kelimesi savaş anlamına gelen bir ifade. Şu var ya bak, içinde zaten war, savaş var. Savaş anlamına gelen bir anlatım oluyor. Peki burayı da bitirmiş olduk. Tamamız. Yani bu kalıplara yine bakacağız arkadaşlar. Ders esnasında birer ikişer. Bugün iki tane yaptık. Yeterli olsun. Şimdi son bölüme gelelim arkadaşlar. Son bölüme geldik. Şimdi sizin sorularınız vardır. Sorularınızı yine alalım. Dedik ki ders sonunda yine bir konuşalım. Ben de o arada hemen şu ders notlarını PDF yapayım. Sizin sorularınız son arkadaşlar. Sorularınızı sorabilirsiniz. Ben de hemen şunu halledeyim. Nerede? Yok, olmadı. İstediğim bu değil ki. Tamam. Şöyle yapalım. Bir dakikanızı istiyorum. Şunu aldık. Logoyu da yaptım. Tamamdır. Logoyu da ekledim şöyle. Şimdi bunu PDF'e çevirdim mi sanırım ders notları hazır olacak sevgili arkadaşlar. Şu an hazır. Peki şöyle bir dakika, ders notlarını şöyle yüklüyorum arkadaşlar şuraya. Ders notları şuraya yüklendi. Sonra 1 ile 6 arasında vardı ya bu sıfat testler, onu vereyim. Bunları verdim arkadaşlar. Sonra günlük çalışma var, onu vereyim size sevgili arkadaşlar. Sonra ne var? Sistem tanıtımı var, onu vereyim size. Bir de derste göreceğimiz kısaltmalar var. Onları vereyim şöyle size. Kullanacak kısaltmalar, bir sayfalık bir bölüm bakabilirsiniz. Peki arkadaşlar. Hocam kelime çalışması olarak nasıl bir metot uygulayalım? Şöyle hocam, bakın aklınıza kalmayacak. Evet. Yani metot şu. İlk önce benim size vermiş olduğum bölümü, ödevleri yapın. Sonrasında okumayla, lütfen okumayla bunları destekleyin sevgili arkadaşlar. 40 test kitabınızı hocam derste görmeyeceğiz. Niye derseniz, onların çözümlerini yaptık. 23'e kadar sistemde var. Geri kalan bölümü de ekleyeceğiz kısa süre içerisinde. Yani 40 testin bütün çözümleri olduğu için derste bir daha yapmamıza gerek duymayacağız. Peki ödevler şu. Sıfat tespitin örnek cümleler bölümünü yapıp önümüzdeki ders geliyoruz Meltem. Başka sorusu olan var mıdır arkadaşlar? Umarım tabii ki geçiş yapabilirsiniz, bir görüşün. Bilmiyorum geçiş süreçlerini Kübra. Bir 7 senette görüşün, arkadaşlarımız size yardımcı olsunlar. Peki umarım faydalı bir ders olmuştur arkadaşlar. Beklentilerinizi karşılamıştır. Bugün okuma yapmadık, yapamadık çünkü sistemi tanıtmak babında. Çarşamba günü de yine misafir olarak gelebilirsiniz. Çarşamba günü okuma yapacağız. Okumayı da nasıl yapacağımızı görebilirsiniz. Peki başka sorusu olan varsa alabilirim efendim. Teşekkürler Feriha. Sağ olun, var olun. Dilimiz döndüğünce anlatmaya çalıştık. Peki başka, teşekkürler Nilay. Sağ olun, var olun. İyi akşamlar Enfal. Görüşmek üzere. Görüşürüz, sağ olun. Görüşmek üzere Mehtap, Betül, Enkilla. Görüşürüz. Görüşürüz Deniz. Kolay gelsin. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. Peki. Tamamdır, güzel. Sanırım sorularımızı zaten sorduk. Girişte de konuştuklarımız muhtemelen sorularımızın cevabı oldu.
O zaman çarşamba günü yine sizleri misafir olarak bekliyoruz arkadaşlar. Çarşamba günü hiç tanıtım falan olmadan direkt dersimize en baştan başlayacağız. Peki, zaten diğer arkadaşlarımız burada. Kayıtlı arkadaşlarımız. Ama çarşamba günü de yine misafir olarak katılabilirsiniz. Görüşürüz efendim, görüşürüz. İyi akşamlar, o zaman kendinize bakın. Görüşürüz Taner, Özge, Özcan. Görüşürüz. Hemen evet aynen müziği verelim Akçar. Bir hatamız, bir kusurumuz olduysa affola, hatasız kul olmaz deyip müziğimizi verelim. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. Kolay gelsin. Aynı zamanda bu dersin arkadaşlar biliyorsunuz demo ders olduğu için YouTube kanalımıza da yüklenecek. Lütfen YouTube'dan izleyen arkadaşlarımız varsa yorum yapsınlar, görüşlerini belirsinler. Tabii bir de abone olmayı unutmayınız. Değil mi? Öyle diyorlar ya hocam. Şuradan işte tıklayın abone olun falan. Artık sağda mı olur, solda mı olur? Ondan sonra abone olmayı unutmayınız. Bugün demoydu Kübra. Çarşamba günü normal. Hani bugün de ders yaptık ama biraz tabii ki sistem tanıtımına yoğunlaştık. İlk defa gelenler var. Onlar bilmedikleri için arkadaşlarımıza biraz rehberlik ettik. Çarşamba günü de normal dersimiz var ama misafir oturumumuz da var çarşamba günü. Peki teşekkürler efendim. Kolay gelsin.